Artı Futbol'dan merhabalar. Değerli izleyiciler, iki saat boyunca huzurlarınızda olacağız ve harika bir ekiple birlikteyiz. Bugün Mehmet Ayan, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Emre Bol. Merhabalar efendim. Merhabalar. Reha Hocam, hoş geldiniz. Reha Kapsal. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evren Turan, hoş geldiniz. Hoş elinize. Bulduk Mustafa'cığım. Nasılsın, iyi misin? Harikayım, her zaman olduğu gibi maşallah, enerjiniz. Maşallah. Harika. Bu sağ taraftan ayrı bir sinerji hissediyorum. Hocamın ceketiyle birlikte. Bu arada ceket harika hocam. Gözüm oraya takılı kaldı. Onu da belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Peki. Sağ taraftan sinerji hissediyorum. Sağ tarafla konuş Mustafa'cığım. Bize dönme artık. Hayır, demek ki o tarafın motivasyona ihtiyacı var. O tarafın yok. Bir de öyle bak. Çok kıskanç abi. Böyle kıskanç adam görüyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu. Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Oradan konuşmaya başlayalım. Süper Lig'de yeni hafta başladı. Karşılaşmaları tek tek değerlendirme fırsatımız olacak ilerleyen dakikalarda ama temsilcilerimizin rakipleri nasıl oldu ona bir bakalım. Rosenborg'la eşleşti. Alanya Spor turu geçerse Mura PSV Andov'un eşleşmesinin tur atlayanıyla oynayacak. Beşiktaş Rio Ave Portekiz temsilcisiyle oynayacak. Milan Bodoglimp işin diğer tarafı pek keyifli değil. Willem II Rangers maçının kazananıyla da Galatasaray Hajduk-Split maçının kazananı oynayacak. Dileğimiz 3'te 3 ama kuralları siz nasıl değerlendirdiniz? Mehmet Ayan, sizinle başlayalım. Şeker gibi kura dermişsiniz. Böyle bir lokum. Yok, hepsi zor. Yani Galatasaray Rangers, Beşiktaş Milan, Rosenborg PSV değil mi? Evet. Üçü de elense şaşırır mısın? Ben şaşırmam. Hiç böyle goy goyun alemi yok. Üçü de elense şaşırmam. Bütçe itibariyle değil de oyun olarak. Abi oyun evet. İtibariyle. Yani bizim ülkece bir problemimiz var. Kendimizi her zaman ve her yerde özellikle futbolda olduğundan büyük görüyoruz. O yüzden gele gele bir tane UEFA Kupası, bir tane Süper Kupa, 2-3 tane Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final geldi. Ben üçü de elense şaşırmam öteki turda. Rosenborg da tam soğuk takım çıktı Alanya'ya da. Alanya gibi sıcak bir yere. Hayır, Alanya'yı geçtiğini varsayarak. Ben Alanya PSV diyorum. Baba, önce geçtiğini geçsin. Varsayarak önce yani. Önce bir geçsin, ondan sonra bakacağız. O yüzden ben öyle bir kendi kendini babalayanlardan değilim. Üçü denirse şaşırma. Emre Bo. Ya bu sezon şöyle bir şey var. Taraftarların çok fazla esasında beklentisi yok, biliyor musun? Yani 40 maç oynanacak, 40 hafta var. Çok inanılmaz bir maç trafiği var. Bu maç trafiğinin içerisinde bir de Avrupa'ya sokup da orada darma duman olmak istemeyecektir takımlarımız. Ben Alanya ve Beşiktaş'ın biraz zor olacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş bu turu geçer, Milan'la karşılaşır, Milan'a elenir diye düşünüyorum. Galatasaray tabii Fatih Hoca'nın şöyle bir yaklaşımı var tabii Avrupa'ya. Hani o maç trafiğine falan çok bakmaz. İşin içinde Avrupa varsa hani toplan tüfekle falan çıkıyor. Yani dün de gördük zaten şeyde. Nefçi Bakü karşısında. Bu konularda onu övmek lazım. Yani ben hep diyorlar Fatih Hoca'ya şöyle sallıyorsun, böyle sallıyorsun filan ama ben bir sürü hocaya bu nedenden dolayı salladım. Hani Avrupa'yı çok fazla takmıyorlar. Avrupa'yı bir yük olarak görüyorlar. Maç trafiği olarak görüyorlar. Şampiyonluğun önünde bir engel gibi görüyorlar ama Fatih Hoca bunların dışında Rangers ayırıyorum. Rangers maçının ne zaman oynanacağını biliyor musun? Fenerbahçe sonrası. Benim bildiğim kadarıyla. Derbi sonrasına denk geliyor, evet. 1 Ekim. Yani 24'ünde Galatasaray Hajduk-Split oynuyor. 27 Fenerbahçe. 1 Ekim bildiğim kadarıyla, yanlış bir şey söylemeyeyim. Rangers'ta çocuklar kontrol etsin. Yani arka arkaya 3. büyük maçı. Ve o tek maç. Yani, tek 90 dakika tek 90 değil mi? Dakika. Başka bir strateji ve, olacak. Deplasmanda. O yüzden yani ben 3'ü denirse şaşırmam yani. Ama alışacaklar artık bu tempoya. Yani o... Normal artık bunlar, böyle oynayacaklar yani bunlar. Haklısın da bunlar mazeret. Ya bizim hocalar işte biraz işin kolayına kaçıyorlar zaten derler. Diyorlar ki aman diyor benim başım ağrımasın abi, şimdi gideceğim orada Avrupa maçları grupları mesela nelere gebe. Gidersin 5-6 gelsin. O zaman hiç oynamasınlar ya bu maçı. 5-6 gelsin moral bozukluğu olur. Sakat verirsin. Deplasman yoğunluğu, gidersin gelirsin. Zaten maç trafiği çok. Bir anda bir bakarsın şeyden kopmuşsun. Şampiyonluk yarışından kopmuşsun. Ama bak Fatih Hoca dışarı ayırıyorum bunların hepsinden. Bir sürü yerli hocanın ben direkt ağzından duydum bunu ya. Ağzından duydum. Yani ben Avrupa'da bütün takımlarımızın başarılı olmasını isterim. Tabii geçen seneki hayal kırıklıkları. Özellikle en son Başakşehir'in gidip Kopenhag'a hani şampiyon olan takım ve gerçekten kadrosu oturmuş, geniş bir kadrosu olan, kaliteli bir kadronun gidip o kadar basit bir şekilde orada kaybetmesi kısa bir sürede. Bu bizim futbolumuzdaki bir geriye gidişimizi gösteriyor. Ama Emre, hem Fatih Hoca'nın farkı bu hem de Galatasaray'ın farkı. Yani onu anlaması lazım. Galatasaray her zaman Avrupa'ya
açıktır. Her zaman Avrupa'yı istemiştir. Ya güzel bir şey söyledim. Fark etmez şey, yani. Hala üstüne gitme yani bu işin. Üstüne değil. Galatasaray istihacı Fatih Hoca onu istemiyor. Güzel Galatasaray şey, kulübünün güzel, özelliği güzel bu zaten. Yani ondan zaten fark yaratıyor. Güzel bir şey söyledik. Galatasaray ondan fark yaratıyor. Aynı fikirde olman rahatsız geçen, ediyor. Geçen, hayır rahatsız geçen sene de çok fark yarattı. Bir 6 bir 5 var değil mi? Çok fark yarattı geçen sene. Aynı fikirde olman siz de bir fark yaratın artık. Siz bir fark çok, yaratın işte yani. Fark yarattınız geçen sene. Bir 6 bir 5 fark yarattınız bayağı. Fark yarattınız yok. Peki. Reha Hoca'nın hakkını yememek lazım. Reha Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Rosenborg Alanya geçerse Mura PSV, oradan herhalde PSV olur. Beşiktaş Rio Ave, Milan Bodo Glimt, William 2 Rangers galibi de Galatasaray Hajduk Split maçının galibiyle oynayacak. Evet, hepsi ayrı futbol kültürü olan ülke takımlarıyla karşılaşacağız. Bana göre en önemli şey bir kere Mustafa. Yani biz bu tur ve bundan sonraki turlara ihtiyacımız var. Ukrayna ile aramızdaki makas iyice daraldı. Yani evet. Bu ne demek? Bundan sonraki Şampiyonlar Ligi ile ilgili playoff, yani ön eleme oynayabilir. Direkt gitmeyebilir şampiyonumuz. Böyle bir sıkıntı var. Bayağı eridi aramızdaki fark. Yani böyle bir sıkıntı var. Tabii esas Hajduk Split Galatasaray maçında güzel bir hikayesi var. İki tane efsane oyuncusunu Hajduk Split'ten almıştı Galatasaray eskiden. Simović ve Prekazi'yi evet. Transfer etmişti. Rosenborg her zaman biliyoruz. Yani Kuzey Avrupa ülkeleri her zaman sisteme bağlı, disiplinli, koşan, mücadele eden ve de çok genç takıma Rosenborg. 17-18 yaşında oyuncular oynuyor. Yani Beşiktaş Rio Ave yani Portekiz temsilcisi. Yani daha çok topla işte becerili bir takım ama Beşiktaş seviyesinde değil. Yani onun için bu turda ben geçeceğimizi düşünüyorum ve öbür turda tabii ki birazcık zor takımlar var. Onları da geçmemiz gerekir. Bizim puan ve puanlara ihtiyacımız var. Yoksa bizim ilerideki şampiyonumuz ön eleme oynayacak. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde de biz ön eleme oynadığımız zaman tarihimizde bir defa bir takımımız o gruptan çıktı şu ana kadar ülkemizde. Ön eleme oynadıktan sonra gruplara kaldı. Onun için işi ciddi tutmalı takımlar. Yani öyle ya ligde bu kadar maç takvimi çok sıkışık, işte kupa maçları var. İşte Avrupa'yı boşlayalım. Yani öyle bir düşünce de olmaması gerekir. Bütün takımlarımızın ülke puanına katkı sağlaması gerekir. Emre Bol'un vurguladığı nokta gerçekten ben de çok sayıda teknik adamdan bunu duydum. Yani Avrupa öncelik değil yani lig önce lige bakıyoruz diyerek ama lige bakıyoruz diye de hayat geçiyor. Evren Turan siz nasıl değerlendiriyorsunuz eşleşmeleri? Valla eşleşmeler kolay değil tabii. Yani bu tur bütün maçlar zor yani Hajduk Split maçı Galatasaray kazanacaktır. Yani burada çok fark var yani iki takım arasında. Ama Rio Ave'yi tam bilmiyorum, onlar da Portekiz takımı. Sonraki turlar biraz zor gözüküyor. Ama inşallah hepsi bir şekilde tur atlarlar. Alanya burada bu konuda daha yeni, daha heyecanlı Alanya Spor takımı. Onların takımı da çok iyi Alanya'nın. Rosenborg hocam söyledi zaten ama onları tam bilmiyorum tabii. Şu an geçmiş senelerde biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde falan bayağı bir isim yaptı Rosenborg. Yani çünkü onlarda koşan oyuncular çok fazla olur. Disiplini, takım oyunu yüksek, iyi olur. Çok isim yüksek. Olmaz ama takım oyunu genelde iyi oynarlar. İşimiz çok kolay değil açıkçası. Yani genele baktığında ama inşallah turu geçirdi. Çünkü liglerde şimdi çok maç oynanacak. Oyuncuların form tutması daha kolay aslında. Yani maç oynadıkça kendine gelirsin. Hocam daha iyi bilir. Yani oyuncular ne kadar çok maç oynatırsan o kadar çok kendine gelir. Aslında bu maçlar çok büyük bir avantaj. Yani bunlar bize yük, zulüm değil. Ama tabii şu var. Hazır olan takımlar için. Yani iyi hazırlanmış, konsantre olmuş. Tabii ki kaliteli oyuncular da gerekiyor. O kesin. Beşiktaş işte takviye yapacak. Alanya'nın takımı da iyi. Galatasaray'da şu an bir iki tane de eksiği var. Onları tamamladığı zaman aslında hepsinin de bir şekilde hazırlıklarını tamamlamış olacaklar. Yani mazeret öğretmenin anlamı yok. İnşallah hepsi turu geçer. Yani en azından bu turu geçerler büyük ihtimalle diye öyle düşünüyorum. Bir Rio Ave'yi bilmiyorum Beşiktaş takımını, rakibini. Ama genel anlamda Galatasaray'ı avantajlı görüyorum en azından bu turda diğer takımlara göre. İnşallah 3'te 3 yaparız ve hem Beşiktaş hem Galatasaray hem de Aytemiz Alanya Spor Avrupa'da yollarına devam ederler. Buradan gruba gidiyorlar değil mi? Hepsini geçersiniz. Yok zaten. Hepsi değil. Hepsini geçerse gruba gidiyor buradan değil mi? Tabii. Üçüncü ön eleme turu. İki yani. Maçı da geçerlerse. Evet, geçerse. Evet. Bir tane daha yok mu? İşte ikinci maçlar örneğin Rosenborg. Sivas şey direkt geliyor. Direkt geliyor. Evet. Dolayısıyla üçü de iki turu da geçerlerse oradan gruba gidiyorlar. Sivas Spor ve Başakşehir gruplarda katılır. Hoca ile sen başka jenerasyonun oyuncularısınız.
hocaların döneminde çok önemli hocalar, oyunculara bak, bugün hocalarına bak. Hepsinin ortak özelliği çok az Avrupa Kupası maçı oynamaları ve çok az milli maç oynamaları. Senin dönemde biraz daha yüksekti. Şimdi o dediğin avantajı dibine kadar kullanmaları lazım. Yani ligin zirvesinde olan, ilk 6-7 sırasında kullanan bütün takımların oyuncuları hem senden hem hocaların döneminden çok daha fazla dış temasta bulunuyorlar. Hatta biraz da öteye gideyim. Hocaların dönemindeki insanların fiziki şartları, konfor şartları daha kötüydü. Kaç tabii tane deplasman otobüsle mi çok gitmiş hocam? Uçakla mı çok gitmişsindir? Sen belki kafa kafaya gidiyorsun. Şimdikilerin otobüsle bir yere gittiği yok. Dolayısıyla o konforu yakaladıktan sonra kendilerine çok iyi bakmaları lazım. Kusura bakmasınlar yani. Ya ama tabii, maalesef ülke futboluyla gitmedi. Eskiden biz ne derdik? Daha az maç oynayalım, maça daha diri çıkalım. Halbuki yok. O yanlışmış. Yani niye az çalıştığımız için? Çünkü hemen yoruluyorduk. Ama şimdiki zamanda hem iyi çalışıyorsun hem şartlar açık ve fizik kuvveti çok önemli. Yani yetenekli olman yeterli olmuyor. Mesela, bir yerde bitiyor yetenek. Kesiliyor yani. Kalan kullanamıyorsun yeteneği. Aykut Hoca'nın A milli sayısı 9. Attığı gol sayısı 3. Yani Türkiye Ligi'nde 220 gol atan bir adamın 3 ya, tane ligde golü var. Sana bak onunla ilgili bir anımı anlatayım. 15-16 gol attım o sezon. Herhalde Ankara'da bizi çağırdılar, iki tane böyle bir seçme gibi A milli takım, bir böyle genişletilmiş bir kamp yapıldı. Gittik oraya. İki gün oyun oynadık. Yani biz Anadolu'dan gelen oyuncuları B takım gibi yaptılar. İstanbul'daki büyük takım oyuncularını da A takım yaptılar. Yani şimdi birbirimizi tanıyoruz orada ama yani takım olmak tabii ki ayrı. İki maçta da eldik. İstanbul takımdaki oyuncular A milli takım yediler. Ondan sonra döndük. Rapor geldi. İşte ben dedim ki çok formdayım, çağrılırım herhalde A milli takıma. Ondan sonra oradaki işte kendi aramızda oynadığımız maçta kötü oynamışım. Ligde gol atıyorum. Hiç önemli değil yani. Oradaki evet, maçta kötü oynamışım. O zaman yani böyle değerlendirme vardı maalesef. Hocam biz de Ömer Ali Şahinler milli takıma alınsın diye İstanbul'un 3 büyük takımından birine transferini bekliyoruz. Transfer olsa bugüne kadar alt kademelerin hepsinde oynamış. Hiç milli takım yüzü göremiyorlardı. Şimdi yine bakma sen. Şeyden iki tane, Fener'den iki tane, Galatasaray'dan bir tane, Beşiktaş'tan hiç yok ya. Evet. Son milli takımda. O sayı değişir herhalde. Önceden şöyle yani yaparlardı. Ama mesela Anadolu takımından bir oyuncu biraz parladıysa, A milli takımı alıyorsa bil ki büyük takıma gidecek. Yok yok. Şimdi büyük takıma geldikten sonra milli takımı alıyorlar. Şimdi yok, o da yapılıyordu. Süsleme yapılıyordu böyle. Avrupa'da çok oyuncu çağrılıyor. Son A milli takımda 17 oyuncu vardı. Ondan büyük takım oyuncuları belki. Yani çok eskiye mesela dönük baktığımızda fazla çağrılmıyor. Sen büyük neden o. Eskiden bir açıklanıyordu A milli takım. Fenerbahçe'den 7 oyuncu, Galatasaray'dan 7 oyuncu, Beşiktaş'tan 5-6, Trabzon'dan 5-6. Öyle birkaç tane de işte serpiştiriyordu Anadolu'dan. Benim hatırladığım şimdi İlyas abiyle Erhan Önal ilk gelenler. Benim yaşıma göre dışarıdan ilk gelenler onlardı yani. Sizin öğreniniz tamam hocam. Peki bugün akşam saatlerinde Gökhan Töre Beşiktaş imza meselesi de sona erdi. 1+1 yıllık imzaladı Gökhan Töre Beşiktaş'ta. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nasıl olur, nasıl gidecek ona birlikte bakacağız. Yine Nazım Sangare transferi işi var ki biraz çetrefilli. O konunun da detayına ineceğiz ama önce Gökhan Töre'yi bir izleyelim. Neler söylemiş Gökhan? Ardından devam edelim. Evet, Avrupa'da önemli kulüpleri görmüş. Ligimizde üst seviyede oynamış bir oyuncu Gökhan Töre. Sert bir düşüş yaşadı ama toparlandı. Önemli sakatlıklar da yaşadı tabii. Önemli etkenlerden biri de bu. Tekrar Beşiktaş'a geri döndü. Kadro olarak ihtiyacı var mıydı, yok muydu? Gökhan Töre doğru tercih miydi? Bunu yorumcularımıza soracağız. Reha Hocam sizinle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz Gökhan Töre Beşiktaş'ta? Doğru tercih niye? Şimdi çizgide kimler var? Lens. İzleyiciler 1-0 öne geçti. Yürekten tebrik edelim. 1-0 öndeler. Bir taraftan da o maça bakıyoruz. Çok hızlı 11'i de seslendireyim. Çünkü kimse okumuyor, kimse de yok. Bizde olsun. Gamze Yaman kalede, Didem Karagenç, Derya Arhan, Esra Erol, Gülbin Hız, Fatma Kara, İlayda Civelek, Emine Ecem Esen, Ebru Topçu, Büşra Kuru, Yağmur Uraz 11'iyle. Esra Erol varsa bir yanı da vardır belki diye baktım ama kadroya yok. Yok, Beşiktaş'ın milli futbolcusu Esra Erol. Çok da teknik bir oyuncudur. Çok da kaliteli bir oyuncudur. O da kadroda. Peki Gökhan Töre Beşiktaş'ta... Gökhan Töre bak, Gökhan Töre ile ilgili bir şey söyleyeyim. Lütfen. Şimdi çok az futbolcu var. Böyle düşüşler yaşayıp, sert düşüşler yaşayıp sonra geri gelip iyi performans gösteren, tekrar büyük takım yapan kim var? Mesela Servet var bizim aklıma gelen. Olcay var. Fenerbahçe gitti Anadolu'dan sonra Galatasaray'a geldi. Olcay adını. Olcan. Başka kim var? Çok az isim var. Yani tabii, o düştükten sonra ayağa kalkmaları bir sürü futbolcunun esasında çok zor oluyor. Elver Boliş var ya.
Gökhan Töre kardeşim de bunu başarmış isimlerden bir tanesi. Helal olsun yani. Çünkü büyük takım görüp de arkasına Anadolu takımına gitmek moral, motivasyon olarak futbolcuların çoğunu bitiriyor abi. Evet. Öyle kolay bir şey değil yani. Büyük takımda oynayıp arkasından Anadolu takımına gitmek. Kimseyi küçümsemiyoruz elbette ama zor bir şey ya. Alttan inip affedersin eşeğe binmek gibi bir şey yani. O kadar da değil. Ya bir yani şey yapıyorum. Mübalağa yapıyorum ki anlaşılsın diye bazen. Yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da gördüğünüz ilgiyi... İlgi, seyirci, gelirler, paralar, evet, pullar, her şeyle büyük takımdan bir farkı var yani. Dolayısıyla... Evren bunları iyi bilen tabii Galatasaray'da oynamış oyuncu. Tabii. Yani. Ben daha dönemedim. Ben dönemedim. Baş takımlara dönerdim de dönmedim. Fener Beşiktaş teklif yaptı mı sana? Herhalde. Vay be. Dönerdi. Aziz Bey yaptı demek ki. Evet. Aziz Bey yaptı değil mi? Ya Evren sen... Beşiktaş'ta Süleyman Seba. Evet, hem de Galatasaray'dan ayrıldığım dönemde oldu. Kocaeli'ne döndüm, ondan sonraki yılda yine oldu Fenerbahçe. Ama bir türlü kısmet olmadı. Yani o şartlar uyuşmadı. Bak yoksa gidecek mi? Parayı çok sever Evren. Ya ne alakası parayı var? Sevmeyen göstersen ama. Ben de seviyorum. En büyük geyiktir parayı sevmeyen. Bayılırım ben parayı. Ne demekmiş parayı sevmemek? Hayır ya? Seviyoruz. Ya, hayır hasenat için mi geliyor? Parayı sevsem ilk önce Fener'e giderdim. Fenerbahçe daha fazla para verdi Kocaeli'dekinin. İlk çıkışımda Galatasaray'a gittim. Bir de bizim zamanımız, yani yine tabii sen Mehmet söyledi, bizden sonraki jenerasyonsun. Akıl veren de yok. Ben ayağım alçalı İzmir'den var, uçağa bindim. Fenerbahçe çağırdı. Tahsin Kaya, Rıdvan Dilmen işte karşıladı. O başka bir arabayla gitti. O zaman Kahveci Yavuz vardı. Köprüden geçtik. Bir numaralı ismi. Köprüden geçtik karşıya. Oturduk Tahsin Kaya ile 7 saat pazarlık yaptık. Ayağım alçıda. Dizim kırık, 24 yaşındayım. Hiç akıl veren yok. Orada uçakta da Altaylı bir abimizle, Suat Kamçılı ile denk geldik. Ya dedi Galatasaray işte seni çok istiyor, şöyle böyle görüş. Oturduk 8 saat. Rıdvan Hoca da orada, Dilmen. Odadan girip çıkıyor falan. İşte bir para istedim dediler ki ya Schumacher gelecek. Oğuz'u aldık, iki tane transfer, üçüncü sene açıklayacağız Tahsin Kaya. 350 milyon para istedim ben. Direttim dediler ki ya biz işte Oğuz'u aldık 300 milyona Sakarya'da. İşte sen 350 hem de dizi kırık. Ya seni ya hiç ben ya zorla yani anlaşmayayım diye hem de ayağım alçıda ayağımı uzatıyorum. Başkan böyle işte sandalye getirdi yanında işte çalışanlar. Oturduk falan. En son dedim ya ben yani ne Fenerbahçeliyim, ne Galatasaraylıyım, ne Beşiktaşlıyım. Ben dedim Altaylıyım. Ya ben parayı işte verirseniz anlaşırız 350. Ondan sonra geldi işte oturuyorum orada çay falan da içiyorum. Dediler işte başkan yarın olmazsa bir daha görüşecek. Oradan çıktım Galatasaray'la görüştük yok. Süleyman Sabah rahmetli onunla görüştük yok. Aynı şekilde döndük Altay'a. Bir de gittim İngiltere, Almanya, İsviçre'ye. Kendi cebimden parayla tedavi oldum. Bugün olsa imzalar mıydın hocam? Tabii imzalardım. Bir de yani başkan diyor ki Tahsin Kaya o zaman. Bak inan 6 saat ailesi geldi. Özel bir bölüm vardı. Petrol ofisiydi galiba. Karşıda köprüde geçtik. Sağ tarafta benzin istasyonu vardı Tahsin Kapet Bey'in. Kapet hocam. Orada yemek yedik ailesinin. Maltepe'deki Kapet'tir. Aykut Hoca ile de orada yapılmış. Aynen. Şey. Oraya üst kata çıktım işte. Ondan sonra ayağım Amerikan alçı var. Düşün ailesiyle yemek de yedik. Yani... Orada şimdiki mesela aklım olsa direkt imzaya atmıştım bitti. Yani dedi ki o 100 peşin işte 250 verelim sana. Yani. Ayağın ne olacağı bilir ben onu kabul etmiyorum. Ya düşünebiliyor musun? O zamanki bizim de affersiz doğrusu bu cahillimiz. Estağfurullah ama doğrusu. Takımına, doğrusu. Yani Emre'nin dediği konu yani şu an çok kolay iş değil artık. Yani bir kolay de 27-28 yaşında hani bak Adem tabii o da büyük takıma gitmedi. Yani 30'a kadar ondan sonra sıkıntı oluyor. Yani orada dönemiyorsun bir daha. Eskiden hele hiç dönemezdin. Şimdi artık yavaş yavaş başladı bu. Ama kontratın süresi önemli bu işlere dönüşte. Yani orada 28 yaşındaki bir oyuncu kulübün mali şartları iyi olsa. Yani bu sadece kendine güvenmekle alakalı değil bence. Karşılıklı bence çok uzun güvenceyen yani önü görecek bir durum yok. Beşiktaş oyuncuyu çok istiyor. Muhtemelen Beşiktaş'ta 11'in net bir parçası olacak. Fenerbahçe'nin rakamının biraz daha fazla olduğu söyleniyor ama oyuncu da orada Gökhan Gönül var bunu biliyor. Yani evet. Gökhan Gönül'ü geçip oynamak mesele yani, mevcut formuyla. Nazım Sangare'nin yönü neresi olacak? Emre Bolsun'la başlayalım. Nazım çok ilginç bir oyuncu. Nazım Almanya'daki döneminde hiç birinci, ikinci, üçüncü ligde oynamamış. Bunu biliyor muydun? Bizim bal ligleri statüsünde oynamış hep. Yani amatörde. Amatörden bir üst gibi böyle. Profesyonel ama bir üst gibi yani. Sonra... Şeye geliyor, Türkiye'ye geliyor, Antalya ile anlaşıyor ve bir patlama yaşadı. Milli takım oyuncusu oldu. Tabii. Şeye sormuşlar diye Şenol Hoca'ya Nazım Sangare tanımıyorum dedi. Nazım Sangare yerli mi o dedi, yabancı mı dedi hatırlıyor musun? Yabancı olduğunu ortalığı, zannediyordum dedi. Ortalık birbirine girdi o dönem. Şimdi Fener gelirse Fener'de yedek oyuncu olacak.
yedek oyuncu olarak alınacak. Fakat benim geçen gün burada anlattığım konu Fenerbahçe'li Beşiktaş'ın bir transfer yarışının içerisinde hiçbir zaman olmayacağının bir göstergesi esasında. Yani Kalinic transferinde önce biliyorsun anlattım burada. Beşiktaşlı bir yönetici, Fenerbahçe'li bir yönetici arıyor. Diyor ki Kalinic'le ilgileniyor musunuz? O zaman biz de aradan çekiliyoruz diyor. Kesinlikle biz ilgilenmiyoruz diyor. Sonra da resmi açıklama yapıyor Fenerbahçe Kalinic'le evet, ilgili. Evet. Dolayısıyla Nazım Sangare'de ben aynı yaklaşımı bekliyorum. İkisinden biri aradan çekilecek gibi görünüyor. Bakalım önümüzdeki günler bize neyi gösterecek. İlk Fenerbahçe yaptığına göre? Şimdi orasını bilemem. Şimdi Sangare olsan Fener'e mi gelirsin Beşiktaş'a mı gidersin? Ben oynayacağım takıma giderim. Abi ben de bir sene beklerim. Seneye Gökhan'ın yerine formayı tek alırım. Tek abi başıma. Şu olaya ben karşıyım. Yedek oyuncu. Nereden biliyorsunuz abi yedek oyuncu? Böyle bir şey mi var? Büyük takıma gelen oyuncu her oyuncu oynamak ister. Şimdi 35 yaşında Gökhan çok tecrübeli ama daha genç oyuncu bir takımda oynuyor. Yüksek. Ya bak ben oyuncuları böyle düşünmem mesela. Bu mantık yanlış. Aldılar yedek olarak bu sezon. Orada oynuyor. Kim ne demek yedek? 50 tane maç var. Değil mi hocam? Yani tamam. Bu yedek diye bir şey yok. Oraya geldiği zaman o takımın oyuncusu. Yani oyuncuyu böyle yaptıkça o kötü bir intiba alıyor. Seyircinin tamam, gözünde sanki tamam, seninle aynı çok iyi oyuncu değil. Hani alıyoruz ama işte alternatif. Hayır. Hayır kötü oyuncu büyük takım. Sen için demiyorum. Kötü büyük takım alıyorsan oyuncu zaten iyi oyuncudur. Yani boş oyuncu değildir. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Yani net cevap verin o zaman ikiniz de. Gökhan Gönül mü oynatırsın sen teknik direktör olsan Nazım Sangare mi oynatırsın? Bakarım abi kimi izin. Niye bakarsın? Bir de Erol Hoca gibi bütün metrik değerlere çok önem veren neye bir adam. Neye bakıyorsun ya? Nasıl? Neye bakıyorsun babacığım? Çok ya. Net. Neye bakıyorsun? Neye bakarım Erol, ne demek? Erol Hoca gibi onu metrik değerlere çok değer veren bir adam. Kardeşim akıl var mantık var bir kere. Real, meal, ıvır zıvır falan böyle lafı döndürmenin anlamı yok. Gökhan Gönül elinde varsa sağlam Gökhan Gönül. Kaç maç? Sakat olmayan bir Gökhan Gönül varsa elinde Gökhan Gönül oynatır. Başka sorun yok. Kaç maç oynatabiliyorsun ki sen sağlam olmayan? Bak. Geçen sene 20 maç, 25 maç mı? Kaç yaşında oynuyor? 20'den fazla. Onun için sana diyorum yedek oyuncu değil yani. Alındın mı Fenerbahçe ya da yani. Velev Fenerbahçe... Velev ki Emre doğru söylüyor. Yapacağı bir tek şey var Nazım'ın. Gökhan 4 Ocak 1985 olması lazım. O Ocak doğumlardan ben hep zaten müşterilerim. 4 Ocak 85 olması lazım. Seneye 36 bitiyor, 37'ye dönüyor. Sağ bek gibi motorik performansı abi, yüksek olduğu bir yerde oynasın bakalım. Haftada 3 maç oynatamazsın. İşte atla, tamam. Sor hocama nasıl oynatacaksın o spesi oynayamaz. Yani geçen oynar sezon... ama idare eder veya 50 dakika evet. 45 dakika oynatır çıkarır Sangari'yi alır. Onları yani enerjiden Fenerbahçe tercihi yanlış olmaz anlamında. Yani. Benim duyduğum zaten Fenerbahçe'ye birazcık daha yakın bir sözlü anlaşma var arada. Yani Antalya Başkanı ile. Antalya Başkanı tabii çok böyle, yakın ilişkilerde Fenerbahçe. Böyle, kongresi değil mi? Böyle kongresi. Böyle bir sözlü anlaşma var arada bilmiyorum. Bundan sonraki süreç niye gösterecek ama Burak Kapacağ'a da bakıyorlar. Ama ben Burak Kapacağ'ı alacağım ama Nazım Sangare ben alacağım. Ben direkt ama... birinciye ağızdan söyleyebilirim. Burak Kapacak, Emre Belezoğlu'nun listesinde en az 1,5 aydır var. En az 1,5 aydır Burak Kapacağ. Hangi pozisyonda oynuyor? Vallahi sağ tarafta oynuyor. Bek oynuyor, ön oynuyor. Ön oynuyor. Şimdi Samet Aybaba bir defa onu Bursa Spor'da çalıştığında bir sağ bek oynattı. Konya deplasmanında ilk orada ilk 11 olarak başladı 2 sene önce Burak. Burak genelde ön oyuncusu. Şimdi Nazım Sangare dersen sağ bekten bahsediyorsun. Nazım Sangare'nin özelliği ne? Güçlü, dinamik, bu atletik bir oyuncu. Pozisyon bilgisi ve tekniği zayıf. Şimdi Gökhan pozisyon bilgisi iyi bir oyuncu. Daha teknik. Çünkü çağımızın artık stoperleri, kenar bekleri bile savunmada oyun kurması gerekir. Şimdi Gökhan oyunu kuran bir bek. Ama Nazım Sangare gibi gayet doğal. Senin dediğin gibi 35 yaşında bir oyuncu. Yani o performansı, o dinamikliği, o alanda gidip gelmesiyle işte eskisi gibi yapabilir mi? Tabii ki zor. Ama Gökhan akıllı bir oyuncu. Yaşlandıkça tecrübelendi mesela. Ne zaman çıkacağını... Gökhan 30 maç oynamış. Ne zaman, lig dedim lig. Ne zaman hücuma çıkacağını Gökhan, ne zaman kalacağını çok iyi biliyor. O olgunlukta o çok önemli. Yani bir de bu sene bu maç trafiği çok yüksek. Bu maç trafiğinde Nazım eğer alınırsa... Mutlaka dönüşümlü olarak oynarlar. Yani ikisinden de yararlanacağım. Bir de Evren az önce söyledi doğru. Her maçın ayrı hikayesi var. Nazım'la başlayacağın maç olur, Gökhan'la başlayacağın maç olur. Ya bu sene artık o yedeklik işte bench'te oturmak falan onların bittiğini düşünüyorum. Bir de 5 tane oyuncu değişikliği var. Yani takımın %50'sini değiştirebilirsin. Düşünebiliyor musun? Kaleci çıkar. Tabii. Bunun için Nazım Beşiktaş için de Fenerbahçe için de olur ama bu paralar bana göre 2 milyon eurolar konuşuluyor. Çok rakam Nazım için. 2 milyon euro evet. Çok rakam. Yani Nazım belki az önce de söyledim. Belki kiralık olacak satın alma opsiyonlu. Yani Nazım böyle tekniği finalde işte kenar ortası böyle çok kaliteli olan bir oyuncuydu. Nazım bir asistle falan sezon bitiriyor ya. Bir asist. Hocam bir Gençler Birliği mi? Bir tane maçta iki gol atarak Türkiye'nin gündemine geldi. Eskişehir mi, Gençler mi, böyle bir Kayseri mi? Bir maçta iki gol attı hatırlarsınız.
Ve o maçtan sonra çok Türkiye'nin gündemindeydi. Savunma eşiği nasıl sizce? Savunmacı olarak güven veriyor mu sana? Bana göre pozisyon bilgisi zayıf. Mesela Gökhan o anlamda Gökhan, çok daha güvenecek. Gökhan çok dengeli tabii. Çünkü nerede? Altyapısı şimdi, yok hocam yani. Tabii altyapısı yok. Yani, çok dinamik, motorik dinamik, özellikleri iyi. Evren. O atletizmde gidiyor öne, çok gidiyor. Ama yerleşim hatası savunmada çok fazla yapıyor. Şimdi Gökhan niye biz ayırıyoruz mesela? Türkiye'de en iyi bekleniliyor. Çok iyi savunmacı, yerleşim hatası yapmıyor. Ya savunmada derli toplu duruyor. Öne de daha iyi gidiyor. Ve Gökhan'ın kariyeri de ülke futbolunun altyapılardaki bir ya Gökhan bunu zaten hocam biliyorsun. Daha Fenerbahçe'ye gelene kadar o çocuğu ümit milli takımı bile almıyorlar. Ben o zaman direkt anlatayım. O zaman ben ümit milli takımı çalıştırıyorum. Gökhan Hacettepe'de oynuyor. Metin Değedin'i aradım. O ara maç trafiği var. O arada milli takımda da Uğur Uçar 87 doğumlu. İleriye dönük onu çağırdım. Sol bekte Ferhat Öztürk, o da 87'li Galatasaray'la. İki Galatasaray. İki tane Galatasaray. Evet. 87'li bir de. Yani ileriye dönük bir milli takım kurmalıyız. Avrupa'da baktım o zaman. Bütün yalnız biz milli takım benden önceki 83 ve 84 doğumlular oynuyor. Bittiği zaman o deadline yani o tarih bir tane oyuncu yok 85'li. Avrupa'da bakıyorsun Ukrayna bunu %50 yapmış. Danimarka yapmış %50. Bütün Avrupa'daki takımlar ileriye dönük o takımı kuruyor. Hocam sen bilirsin 85-86 bizde çok zayıftır değil mi? Çok aşırı. Çok zayıftır yani çok. Aşırı zayıftır. Ya, yani bir iki tane oyuncuya vardı yok 85-86. Burak Selçuk var işte o dönemde çıkan. Topal var, Oğuzcan'ı Gökhan var. Oğuzcan'ı çağırıyordum yani, Fenerbahçe'de A takımda oynamıyordu antrenmana çıkıyordu falan. Yani çok az oyuncu vardı. Topal Çanakkale 86 dediğin gibi. Ben gittim Ankara'ya direkt Gökhan'ı seyretmeye. Ön Gökhan, oynuyor. Metin Diyedin de hazırlık maçı işte aldı. Direkt dedim ki yani iki gün hatta seyredim. Hastalanmış Gökhan. Ciddi söylüyorum. Gittim biz yer söyler stat orada oynanacak diye. Metin Diyedin hocayı da gördüm. Dedi hastalandı dedi böyle oynamayacak. Yani odanın böyle yani gittiğimizde çağıramadık onu. Zaten bizim dönemde de format değişti. Eskiden mesela 5'li 6'lı gruplar vardı. 8-10 tane maç oynanıyordu. Biz de ilk defa UEFA statüyü değiştirdi. Bir Galler oynadık, bir de İsrail'le iki tane maç oynadık. İlk defa Ümit Milli Takım tarihinde iki maça döndü. Yani o Gökhan'ın o zaman çağrılmama falan sebeplerinden biri budur. İki tane maça kaçırmışsın girdi. Kaçırmışsın hocam burada işte konuş. Şimdi hasta masada falan ayağı yapıyorsun. Atlamışsın. Efendim? Atlamışsın. Atlamadım ben az önce de söyledim. Ankara'ya onun için gittim ben. Ümit Milli Takım'dan söz açılmışken bir şey anlatayım da ben. Bizim Ömer Faruk Beyaz'la ilgili. Bak şimdi geçen hafta Ümit Milli Takım maç yaptı biliyorsun. Ümit Milli Takım forvet arkası mevkisinde bizim şey oynadı. Ömer Faruk Beyaz. Şimdi bu çocukla ilgili tabii hep böyle olumlu şeyler konuşuyoruz iki seneden beri. İşte Ömer Faruk Beyaz'ı Bayern Münih istiyor. O Ömer Faruk Beyaz'ı işte Manchester United istiyor. O istiyor, bu istiyor filan diye bir sürü böyle şeyler konuşuluyor. Şimdi ben de çok güvendiğim birkaç tane hocayla görüştüm. Ömer Faruk Beyaz'la ilgili. Milli Takım hocası bu. İsimlerini vermek istemiyorum çünkü izin almadım. Nasıl dedim çocuğum? Ben bir tane yamuğunu arıyorum. Yani diyecekler ki bana tamam Ömer Faruk şöyle iyi de ama işte şu tarafı da biraz eksik filan diyecekler diye. Sana yemin ediyorum tekmini birden dört tane hocayla konuştum. Tekmini birden söylediğim bir tane laf var. Dediler ki hiçbir eksiği yok. Ömer Faruk Beyaz'ın. Hiçbir eksiği yok. Savunması var. Hücumu var. Şutu var. Frikik atıyor. Her şey var dediler. Yani bugün Fenerbahçe'nin orta sahasına koy. Fenerbahçe neden orta saha arıyor diye adamlar düşünüyorlar normal olarak yani. Gençler maçını değiştirmedi mi ya? Hatırlasana oyuna girdi. Tabii canım ya şimdi sen oraya Sosa'yı aldın değil mi? Sosa varken büyük ihtimalle yine önümüzdeki sene de ezilip kalacak orada arada kalacak. Bir de çocuk biraz da bunalımdaymış açıkça söylemek gerekirse. Gidecek diye laflar var. Ama şimdi çocuk haklı mı değil, haklı mı değil mi? Haklı. Tamam genç futbolcu şudur budur ama bak genç futbolcu olunca mesela derler ki genç ve şurasını değerlendir, biraz geliştirmesi lazım filan derler. Bu çocuk olmuş böyle diyorsun. Olmuş diyorlar abi ben demiyorum yani bunu. Hiçbir eksiği yok. Hiçbir yani. Eksiği yok diyorlar abi. Dört tane milli takım hocası babacığım. O adamlar oraya çorba yapsın diye göndermediler herhalde yani. Ben Andorra maçından sonra bir gün sonra hemen 1-0 galip geldi Ümit Milli Takım. Tolunay Hoca ile beraberdim. Kafkas'ta. Oturduk konuştuk. O da mesela Ömer Faruk'la ilgili çok olumlu şeyler dile getirdi. Çok iyi oyuncu dedi. Yani tabii ki mutlaka o dört tane antrenör saygı duymak gerekir. Mutlaka iyidir, eksiği yoktur diyebilir. Ama her oyuncunun eksiği vardır. Her oyuncu gelişmeye açıktır. Hele o genç yaşta
Onun için mutlaka eksiği vardır. Yani bir de bu gözle bakmak gerekir. Eksiğini bulmak kötü bir şey hocam, değil. Aksine yani çok yani iyi. Oynar demek Ömer istiyor. Ya o adam oynar demek istiyor. Orada bir anlam var. Bir anlam bir şey söyleyeceğim. Elbette herkesin eksiği. Her insanın hatası eksiği olur. O başka bir şey. Adama dediğim şey şu. Dedim ben ki. Ben senin dediğine. Fenerbahçe'de oynayamayacak. Hayır Schalke'de oynar. Dortmund'da oynar. Her yerde oynar bu çocuk dedi. Bırak dedi Fenerbahçe'yi. Geç dedi yani. Her yerde fizik olarak diyor hocam. Her yerde oynar. Ya şimdi konuşuluyor. Ben 2 sene önce Yayıncı Kuluş'ta Fenerbahçe maçı yorumladığımda o zaman söyledim. Canlı yayında. 2 sene önce oynar. Yani o zaman konuşulmuyordu bu kadar. 2 sene önce direkt Fenerbahçe'nin şu kadrosunda oynar diye dile getirdim. Hem maç öncesi yayında hem de maç içi yayınında. 2 sene önce Ömer Faruk. Yani bunda böyle şeyleri de sevdiğim yok. Yani ben dedim falan öyle bir şey de yok zaten. Benim gibi altyapı hocaları da söylemiştir. Benim söylediğim farklı bir şey futbolu açısından. Eksiği tabii. Her oyuncunun vardır. Her oyuncu gelişecektir. İyi futbolcu. Fenerbahçe'de oynayabilir. İleriye dönük. Ümit Milli Takım hocası da aynısını söylüyor. Bir teknik adam olarak da ben de söylüyorum. Yani bunları dile getiren teknik adamlarda eksiği yok diyor ya. Mutlaka evrende ya ona işte bakarsan teknik var. Direktörlerin eksiği de eksikleri var. Herkesin eksiği var. Hayatta herkesin eksiği var. Hiç kimse tam değildir zaten ya. Teknik direktörden bahsetmiyoruz. Futbolculuktan yok, eksiği olur. Teknik direktörün tam de eksiği olmaz olur. Olmaz demedik. Ya herkesin eksiği olur tam yani. O zaten bildiğimiz bir şey. Ben farklı bir şey söylüyorum. Yetenekli iyi bir oyuncu. Avrupa'ya da ihraç edebileceğimiz oyuncuların hocam, başına ama geliyor. Ama elden kaçacak. Kaçacak elden. Mutlaka gelişime de her oyuncu gibi ihtiyacı var. Hocam, Emre Bol anladığım kadarıyla ikinci kaçacak. Melih Demiral olmasın. İkinci Melih elden Demiral kaçacak olmasın. Kardeşim. Bir dakika orta gelin. Yol var. Bir saniye çok. Oynaması lazım. Orta bir yol var. Fenerbahçe'de bildiğim kadarıyla Emre daha iyi bilir. Bu sene sonunda sözleşmesi bitiyor. Bildiğim kadarıyla. Yani 2020 yapamıyorlar işte. Yapamıyorlar. Abi çok basit. Çocuğu alacaksın karşısına. Yani bunu bilmek için antrenör olmaya gerek yok. Bak evladım. Bizim 2 tane seçeneğimiz var. Biri Hasan'ın olduğu Westerlo. Kim Westerlo? Barış Alıcı'nın ve Berke'nin oynadığı takım mı? Evet. 2. Acun'un aldığı Işıt Angül'ün takımı Fortuna Sittard. 2 tane seçenek var. Biz yetkilileriyle konuştuk. Acun'la Hasan'la konuştuk. Seni oraya gönderiyoruz. Adam istiyor mu acaba bunu Ömer Faruk? Bekle ya bir bekle. İkna edeceksin. 5 yıllık kontrat yapıyoruz sana. Türkiye'den de garanti paran, şunlar. Git orada oyna, 1 ya da 2 sene geliş. Berke'ye şimdi gelecek sene müthiş performans göster. Gelecek sene Fenerbahçe kaleci adaylarından biri değil mi? Tabii. Ya oyuncuyu, ailesini buna ikna etmek de herhalde koskoca Fenerbahçe yönetiminde yapabilecek babacığım, adamlar vardır bunun. Adamı diyorum ki sana, Bayern Münih istiyor diyorum. Sen Fortuna Sittard diyorsun abi ya. Ben Fenerbahçe'nin malı olarak söylüyorum. Sen neredesin? Fenerbahçe'nin malı olarak söylüyorum. Adam bambaşka hayalleri var. Fenerbahçe'nin malı olarak söylüyorum. Bak yapamıyorlar sözleşmeyi. O yaştaki bir çocuğun da biraz hayalleri Fenerbahçe'yle koşut gitsin yalnız. Öyle uçmayalım yani. İki gelişme var bu arada, onu da söyleyeyim. Birini sevgili editör arkadaşım. Berkay hazırlıyor. Enteresan bir transfer gelişmesi birazdan ekranlarınızda olacak. Dolaylı olarak Galatasaray'ı yakından ilgilendiren bir mesele. Diğer yandan Beşiktaş, Fraport, Antalya Spor mücadelesi var. Biliyorsunuz koronavirüs testlerinde bazı futbolcuların testlerinin pozitif çıktığı belli. Ve garanti olsun diye ilk test dışında 2 farklı yere daha test yaptırmış Fraport, Antalya Spor takımı. O testlerin sonucu da gelecek. 2'den fazla olursa koronavirüsle oyuncu sayısı biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu karar veriyor. Yani maç oynansın mı oynanmasın. Ben ne kadar vereceklerini söyleyeyim mi sana? Çok sağlam kaynak. Yani eğer böyle çok yoğun bir koronavirüs yoksa. Mesela 4 tane oyuncu, 5 tane oyuncu koronavirüs oldu. Eğer bunu gerekçe gösterip maça çıkmazlarsa hükmen mağlup yazacak Futbol Federasyonu. Ama oradaki limit nedir acaba? 4 oyuncu 13, derken? 13. 14 değil mi? Ben 14 biliyorum. Yani. 12 14. 14 oyuncu kalana kadar sahaya çıkmak durumundasın. Ben 14 biliyorum. Tamam hocam yani 14'te sahaya çıkabiliyorsun, 13'te çıkamıyorsun. Evet. Toplam esameden. Esamede şu anda 28 galiba. 2, bunu da aldıkları yer Almanya. Almanya bunu yazarak başladı. Bizimkiler hemen Covid döneminde alıp bu protokolü oluşturdular. Dolayısıyla 14. Eğer, 14'te var, 13'te yok. Eğer 11 tane oyuncun Covid oldu, ben gelmiyorum kardeşim maça dersen... Hükmen mağlup oluyorsun. Hükmen mağlup yazacaklar, kararlaştırmışlar. Öyle canım yani abi protokolü mü diyor zaten? Kimsenin kararlaşması gerek yok. Sadece Futbol Federasyonu orada riskleri almayıp maçı tehir edebilir ama bu maç takviminde de nasıl olacak? Yani maç erteleme meselesi. Yok mümkün değil. Çok sıkıntılı. Bak ben sana bir şey anlatayım şeyle Covid'le ilgili. Bu arada iddia tahtadan kaldırdı onu söyleyelim. Yani akşam 7 sularında iddia maçı tahtadan kaldırdı. Yeni duydum şeyi. Beşiktaşlı bir yönetici Futbol Federasyonu arıyor. Ya diyor bu şey Covid testleri var ya. O testlere biz para yetiştiremiyoruz diyor. Lütfen diyor Futbol Federasyonu ödesin. Ya şimdi bir tane şey hesap yaptık o gün işte beraber oturduk. 150 lira değil mi şey? 250 de var, 350 de var. 150 lira test yani. Toplu yaptırdığın zaman indirim yaparlar herhalde değil mi? Hı hı. 150 lira 30 kişi mi var?
Hesabı kitabı 180 sene diyor. Sadece oyuncuya yapmıyor be abicim. Yıllık 50 kişi yap. Ama onun süresi var. 3 günde bir yapıyor. 50 kişi yap. O arada, 1 milyon, 1,5 milyon gibi bir rakam. Arkadaşlar bu arada ben de bir bilgi paylaşayım. Riva'da da. Futbol Federasyonu abi şey mi? Doğalgaz mı bulmuş orada? Herkesin Covid testini yapacak Allah'a. Alex Teyes Manchester United yolunda Galatasaray'ın kardan %10 alacağını söyleyelim. 40 milyon euro karşılığında. Ben de o yönde bir duyum aldım ama o yaptığım hesapta 1 milyon lira gibi bir rakama çıktı. 1 milyon nasıl çıkarttın ya? Maça vurmadın mı? Ama iki maç arasında 3 kere test oluyorsun toplam. 40-80 defa mı oluyorsun? Evet. 80 çarpı 150. İşte 3 günde bir test olman gerekiyor. Hadi yine 3 büyükler, 4 büyükler için büyük değil ama Anadolu takımları için. Yani sen diyorsun ki işte bal ligleri başlasın diyorlar, amatörlere dokunmayın diyorlar. Onlar nasıl olacak peki? Federasyon karşılayacak. Neyi karşılıyor abi? Kaç tane amatör takım var? Senin haberin var mı ya? Karun mu federasyon dediğin kurum yani? Abi karşılayacak. O zaman onu niye yapıyor? Karşılayamaz ki. Mantık çerçevesinde bir karşılar şey değil. Karşılar abicim, ne olacak? Ya karşılayamaz. Hayır, federasyon yani bunu çözebilir en azından. Arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı'yla, Süper Lig'e ve TFF 1. Lig'e dua edin. Dün Sayın Cumhurbaşkanı, bugün Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamaların ardından. Yani hayatımız tekrar zorlanabilir. O yüzden bırak balı malı onu bunu. Sen TFF 1. Lig ve Süper Lig devam ederse başına koy, oyuna devam yani. Yani bugünkü açıklamalarından Sayın Cumhurbaşkanı enteresan laflar etti yani bugün. Gariban Erenköy Spor ne yapsın abi, atıyorum yani. Ne bileyim, Çekmece Spor ne yapsın yani. Bu adamlar amatör. Ama milyonu buluyor diyor. Aynı bir şeyinle arasında fark yok işte, yani. Oyuncular da aç abi hepsi. Abi, top oynayamıyorlar. Onları da ailesine ailesine götürecekler, ekmektir. Beşiktaş diyor ki ben ödeyemiyorum. Amatör nasıl ödeyecek bunu? 50 bin TL oynuyorlar. 20 bin TL oynuyorlar. Bu adamlar tamam, sağlık önemli şu an. Hiç oynamayacaksa zaten antrenörler oynanmaz. Antrenörler var, çalışan. Antu çalışanlar var. Hepsi sefil durumdalar. Allah aylardır para alamıyorlar. Yani onu, o çok zor bir durum. Onu vurgulayalım. Ben ve bir kez daha yetkililerden rica edelim. Sesi olalım amatördeki arkadaşlarımızın. Amatör tabii o ayrı, bir de antrenör çok fazla var. Yani antrenörlerden çok işsiz var, çok para almayan var. Altyapılarda çalışıyorlar. Herkes milli takımlarda çalışmıyor. Tabii ki. Yani milli takım zaten antrenörler falan bilmem ne. Ya baktığımızda Anadolu'da boyun ölçüsünü almış. Orada yani direkt şey gibi, bankamatik gibi çalışan iyileri de var, kötüleri de çok. İşte belirli apoletler, büyük takım, orada çalış. Milli takımlar böyle olmuş açıkçası. Evet. Ama adamın varsa alıyorlar hocam, adamın yoksa tabii. Hep aynı isimler. Aynen. Dikkat aynen. Et, her yerde. Tabii benim çalıştığım dönemden şey hala devam. Aynı. Adamından şey ziyade hocanın şey dediği büyük takım vurgusunun altını çizmek istiyorum. Yani büyük takım meselesi çok değerli. Mehmet yetenekli olur, antrenörlükte başarılı olur, orada da çalışır gayet doğal. Ha, öleleri var mı? Var. Ama genelde büyük takım apoleti ayrı. Futbolculukta zaten yani ülke olarak onları bütün herhalde toplumumuz takdir etti. Gerekli paraları da kazandılar. Ama büyük orada takımda oynamak orada, da iyi bir teknik adam olmak değil işte, onu söyleyeceğim. Şey bak şimdi para da kazandılar. Evren para da kazandılar. Aynı şekilde bir kariyer de yaptılar. Ve de Türkiye'den de takdir aldılar halktan. Şimdi bunun karşılığında antrenörlük ayrı bir şey. Futbolcukta kendinden sorumlusun, antrenörlükte her şeyden. Şimdi böyle bir antrenörlükte performans veremeyenler, işte milli takıma gelelim çalışalım. Bu yalnız bu federasyon değil, geçmiş federasyonlarda da aynı şekilde oldu. Yani ne yaptılar orada? İşe göre adam buldular. Yani böyle bir şey var mı? İş, adam. Adama göre iş nasıl ayarlayalım? Evet, buna göre bir iş ayarlayalım. İş ne? Milli takımlar önemli. Hangi antrenörler var? Evet bu var, A, B, C diye. İşte bunlar genç, dinamik. Bu milli takımları, bunları çalıştım. İşe göre adam aramadılar. Adama göre iş buldular orada. En büyük sıkıntı bu. Bunun paralelinde şunu çok kısa söyleyeceğim. Altyapılardaki antrenörler ülkede ciddi anlamda ekonomik sıkıntısı çekiyor. Altyapılar şu anda durmuş durumda, oynanmıyor. Ve de çok ciddi anlamda sıkıntılar var. Ek iş yapanlar var. Yani evet. Antrenörler Derneği Başkanı İsmail Dilber olmak üzere Futbol Federasyonu bu konuyu el atması gerekir. Çoluk çocuk ciddi anlamda antrenörler çoğu perişan durumda. Ciddi anlamda sıkıntılar Mustafa, öyle böyle değil. Çünkü altyapılarda hiçbir antrenman yok. Altyapı organizasyonu doğurdu. Ve de burada düşünebiliyor musun? En aşağı 10-15 tane antrenör vardı her altyapıda. Yani buna 3. lig bile desen orada bile altyapısı var sonuçta. Yani çalışan antrenör vardı. Ciddi anlamda sıkıntıları var antrenörlerin. Hele çalışmayan antrenörlerin, bir de isimli olmayan. Yani belirli çalışıp bu işi işte para kazanıp eve ekmek götürmeye çalışanlara ciddi anlamda sıkıntılı. Evet. Evren az önce söyledi, bir de Bal Ligi'nde. Orada da antrenörler var. Yani, da var evde. İşte Futbol Federasyonu ve özellikle de Antrenörler Derneği Başkanı İsmail Dilber'in bu konuyu çözmesi gerekir. Mustafa bir dakikan var mı? Tabii buyurun.
Şimdi bu Türkiye Ligi'nde şimdi dedim ki bugünkü Cumhurbaşkanı'nın konuşması çok değerli, çok önemli ve önümüzdeki dönemlerde ne olacağı belirsiz Türkiye'de. Şimdi Hollanda'dan sevgili Işıtan Gün mesaj atmış. Hollanda'da geçen sezondan sonra bu sezon hocam tescil edilecek. Şöyle tescil edilecek. Kurallar belirlenmiş. Diyor ki bir saniye hemen açacağım onu. Sezondaki maçların %50'sinden azı oynanmışsa sezon oynanmamış kabul edilecek Hollanda'da. Maçların %50'sinden fazlası ama 85'inden azı oynanmışsa matematiksel düşmesi veya çıkması şampiyonluğu kesinleşenler o şekilde işlem görecek. Maçların 85'i veya daha fazlası oynanmışsa matematiksel olarak düşme çıkma şampiyonluk kesinleşmesine bakılmaksızın lig mevcut sıralamasına tescil edilecek. Fakat bu bugün değil. Geçen sene yani geçen sezon kural konduktan sonra 20-21 sezonu böyle oynanacak diye alınmış kararlar. Zaten şimdi biz bugün oynatmadı. Tamam oynatmadı ama bu seneyi tespit etti. Bu seneyi tespit etmiş adamlar. Geçen sene döndük. Bizde var mı öyle bir şey? İşte. Yani sorun da mesela bu Antalya Spor'dan Allah muhafaza 21 takımımızın 10 tanesine böyle bulaştı birkaç hafta olsa Türkiye'de şartlar değişse tekrar futbolu ertelemek ya da iptal etmek zorunda kalsak ne olacak? Bunun hazırlığı ve çalışması Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapıldı mı? Ha diyeceksin Türkiye Futbol Federasyonu ne yapıyor? Bak bunu yapıyor. Konya Spor'un şu anda puanı sıfır değil. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bak bu göster. Konya Spor'un şu anda puanı sıfır değil. Tabii. Konya Spor'a sıfır puanı yazıyor. Bu resmi biliyor musun Evren? Resmi puan cetvelinde Konyaspor'un puanı sıfır değil. Konyaspor'un da tre olması lazım. Getirebiliyor musun abi? Sıfır olması lazım. Şey tre olması lazım. Sıfır yazıyor. Şu anda Konyaspor'a yapılan bir haksızlık bu. Konyaspor sıfır puan değil ki. Tabii. Evet öyle olmaz o. Maç oynamadan sıfır maç puan da olmaz. Bunu yapmaktan olmuş. Üzgünüm evet. Ki biraz acziyet duyuyorlar. Bu ağaç mı? Biraz daha yukarı. Dert değil anlaşılır herhalde. Resmi puan cetveli. O da üzücü bir detay ama o öyle olmaz tabii. Öyle olmaz abi resmi yani bu ben Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesindeki resmi şeye bakmayacaksam sana mı bakacağım? Ya bunda tabii Mehmet'in söylediği Nihat Bey'in falan ya yani bunun haberi yoktur. Ya esas Nihat Bey'in hayır bunu niye söylüyorum Mehmet? Doğru bir şey gösterdin. Yani alt kadrolar bunu yapacak doğru bir şekilde. Sanki bir maç oynanmış Konyaspor mağlup olmuş sıfır puanı var. Yani Konyaspor'la Fenerbahçe'nin şu an şey pardon Konyaspor'la Ankara'cının statüsü aynı değil ki şu an. Aynen. Konyaspor çizim. Federasyonun şeyinde öyle mi yazıyor sitesinde? Yani sıfır mı yazıyor? Resmi internet sitesinden alınma mı? Sıfır. Sıfır yazamazsın. Sıfır yazıyor. Maç oynamasını kaybetmesi lazım sıfır olması için. Alex Teyes meselesini Evren Turan siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yanlış hatırlamıyorsam ona da baktım. Sevgili Emre'ye de bir kez daha Berkay soracak. Galatasaray'ın transfere harcayabileceği şu anda para 900 bin euro civarı bir para diye evet, hatırlıyorum. Bin euro. O 4 milyon euroyu bulacak galiba Teyes transferi. Evet, yani oyuncu, daha rahat tabii daha rahat olur. Olacak herhalde. Belki bir oyuncu daha satma şeyi olabilir iyi bir oyuncu almak için. Alex Teyes yıllardır bekliyoruz satılsın diye. Burada her yıl biliyorsun sosyal medyada son 5 yıl oldu mu gideli Alex Teyes? Gitti gidiyor. Evet. Chelsea'ye gidecek. Inter istiyor. Evet. Inter'e gitmişti zaten. %1'in o istiyor. Evet artı futbol devam ediyor. Değerli izleyiciler hemen haftanın programına göz atalım. Açılış maçında Yeni Malatyaspor'la Göztepe 1-1 berabere kaldılar. Göztepe 1-0 öne geçmişti karşılaşmada. Yeni Malatyaspor penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Evet. Ve o şekilde bitti. Adem Büyük de Malatyaspor'da yeni transfer ilk golünü attı. Tamam. Haftanın programı şöyle saat 13.30 Gençler Birliği İttifak Holding Konya Spor. 16 Yukatel Denizli Spor Trabzonspor. 19 Beşiktaş Fraport Tav Antalya Spor. Aytemiz Alanya Spor. HES Kablo Kayseri Spor. Ve pazar günü 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurum Spor. Demir Grup Sivas Spor. 16 Kasımpaşa Çaykur Rizespor. 19 Gaziantep Futbol Kulübü Fatih Karagümrük. Medipol Başakşehir Galatasaray ve haftanın kapanış maçı pazartesi günü saat 20'de Fenerbahçe ile Hatay Spor karşı karşıya gelecek. Yarın birbirinden önemli maçlar var. Beşiktaş Antalya Spor maçında Antalya Spor'un 11'ini arkadaşlarımız hazırlamaya çalışıyorlar ama o Covid meselesinden dolayı oraya çıkaramayacağız galiba. Nazım Sangare de görücüye çıkıyor gibi değil mi? Beşiktaş. Maç olursa. Ama yani maç olursa. Şey dediler ama kadro dışı falan. Kadroda olmayacak falan dedi. Yani, transferden dolayı. Yani Beşiktaş da az önce Fenerbahçe için söyledik tabii ki ilgileniyor. Nazım da Covid belki. Ya eğer oynarsa tabii ki oynarsa yani göreceğe çıkmış olur. Beşiktaş takımı da istiyor. Beşiktaş takımında o mevkiye kesinlikle bir oyuncu alması gerekir. Beşiktaş takımında da tabii oynarsa da iş yapar. Mustafa, bunu da söyleyelim yani. Evet. Malatya Göztepe maçındaki bir not söyleyebilir miyim? Lütfen. Geçen hafta ceza sahası içine girmede Malatyaspor 29 kez girmeyle ikinci sıradaymış. Göztepe 12 kere girmeyle 14. sıradaymış. Ben bu akşam çok gol bekliyordum maçtan. Geçen hafta Malatyaspor 29 kere girmiş. Bir gol attı galiba. Hiç gol atamadı. Evet. Kaybetti. Göztepe farklı mağlup oldu. Göztepe 12 kere girmiş.
Beş o da 5 gol atmış. Ben bu akşam böyle çakır şukur bir maç bekliyorum. İzleyemedim. Detay veremem ama 1-1'den sonra da ya ikinci de goller moller derken 1-1'de tıkandı kaldı maç. Akar yağar derken öyle olmadı. Öyle olmadı. Bazen rakamlar öyle. Akmadı, akmadı, yağmadı. İstatistikler gerçekten çok önemli ama hiçbir zaman her şey değildir. Özellikle futbolda hiçbir zaman her şey olmuyor yani. Arda Erda son 3 maçında 6 gol üzeri gol olmuş takımlar. Sahaya çıkıyor 0-0 bitiyor maçlar. Bunları bile gördük. Aynen. İki defa geliyorsun, iki tane atıp gidiyorsun tamam. Abi. Yani Malatya Spor Umut Bulut mesela yani herhalde 8. maçı oldu, gol atamadı. Yani Umut Bulut benim Ümit Milli takımdan hem Ankara Gücü Lig'de çalıştığımda öğrencim. Benim iyi, de takım arkadaşım. Senin de takım arkadaşın. Beraber Ankara Gücü'nde evet, de oynadınız evet. Evren. 37 yaşında, iyi niyetli, karakterli bir oyuncudur ama Malatya Spor değil mi Evren? Ligin ilk maç yani ilk iç saha maçında Umut Bulut'la başlıyorsa demek ki burada bir transferde planlamada bir yanlışlık var. Yani Adem Umut Bulut gibi hocam. Ama olmaz. İkili yani iki santrafor oynuyorlar şimdi. Santrafor. Oynuyorlar ama. Arkada oynuyor. Yani yan Umut yana. Umut geçen hafta da öyle oynadı. Hamza Hoca bunu nerede yapmıştı? İlk Galatasaray maçında yaptı. Burak arkada, Umut önde. Ben 11'leri evet. Görünce acaba aynen. Öyle mi diye maçı izlemeden öyle. Söylüyorum. Acaba öyle mi diye öyle, öyle. Düşündüm yani. Ya kere, Adem arkada, Umut tabii, önde ama mi? Ama Adem'le gibi. Adem'le Umut birbirini tamamlayan bir oyuncu değil. İkincisi de Umut. Adem'i kenarda kullanırsın sen. Ya hayır, Adem'i santrafor arkası kullanırsın. Çizgide de oynatır. Kullanırsın ama. Gibi de ya Umut sırtı dönük oyunlarda olan bir oyuncu değil. Bir de belirli bir yaşta 37 yaşında artık eski enerjisi yok. Zaten yani topla becerisi yüksek bir oyuncu değil. Evet. Yani biz böyle diyoruz ya, insanlar da baktığında Süper Lig'de 161 gol atmiş. 9. sırada Umut tabii, Bulut. Evet. Yani hakkını da vermek gerekir ama 37 yaşında, eski enerjisi de yok artık. Emek hocam, çünkü, emeğiyle. Yani tekniği de mesela yok. Bundan 8 haftadır mesela, hem geçtiğimiz sezon devamında 8. maç oldu. Gol yok. Onun için Malatya Spor geçen hafta da seyrettim. Yani mesela bu maçında mesela seyrettik çoğu kısmını. Yani eğer bu düzenle, bu kadroyla devam ederse... Dört takım düşüyor. Yani sıkıntı yaşayabilir. Onu net bir şekilde evet. Söyleyelim. Bu arada Galatasaray'da Umut'u önde, Burak'ı arkada oynatırken Hamza Hoca, Burak çok offside'e kalıyordu. Bu çok konuşuluyordu. Ben ondan yaptı diye düşünmüştüm. Siz başka şekilde yorumladınız. Ve ilk maçı, ama hocanın o taktiğiydi yani. İlk Galatasaray'a geldiği... Offside'e düşmedi Burak. İlk Galatasaray'a geldiği maçtı. Akhisar maçıydı. Evet. Akhisar maçında arkalı önlü kullanmıştı. Tabii öyle başlıyorsun ama döndürüyorsun sonra yani. Tabii. Maçın rakamları da ekranlarınızda değerli izleyiciler. O ne ya? Yeni Malatyaspor'un 14 şutu var. Sadece 1 isabet. Göztepe'nin 3 şutu var. 2 isabet. Göztepe istikrarını korumuş. 12 rakip ceza sahası girme. 12 rakip ceza sahası girme. Malatya'da 29'dan 22'ye inmiş. Evet. Az geliyor, öz geliyor Göztepe. Öyle görünüyor. Az geliyor, öz geliyor. Yani Soner Asis, Tallak Bunar. Bir de şunu söyleyeyim. Son yani demek ki vuruşta beceri yüksekliği iyi bir durumda yani evet. Göztepe'nin. Değil demek mi? Ki evet. Daha çok ata ceza sahasına topu daha tabii. Çok getirebilse. Daha getiriyor. Golü, mesela oyuncu demarke pozisyonunda boş. Yani ceza sahası içinde o özellikle o tehlike onu istediğimiz o box'ın orada yakalıyor demek ki vuruyor. Yani çok çaprazda da değil. Daha hareketli, daha sayısal oyuncular da var. Bunu da söylemek gerekir. Yani bu kadar az girip sonuçta gol sayıları, işlevleri gayet iyi yani. Hocam sorumlu kim? Tek direktör mesela ne der şimdi Hamza Hoca? Bu kadar ceza sahasına biz çok giriyoruz. İki maç 51 kere. Ya işte az önce yani tabii bir. Burada oyuncular mı? Santrafor oyuncuları mı ya burada? Ya, işi bitirecek final veya... Oraya var, girip de o final var. Pasını yapamayan tabii oyuncular. Yapamayan. Ha. Nerede ne zaman topla buluştu, ne hangi açıda buluştu. Top oraya götürmen bir de dediğin gibi işte. Yetenekli, becerili mi o son vuruşta o da var. Peki. TTS'de var ama yoktu bir kadroda. Bak yok şey. Sakat o. Beşiktaş, Fraport'a işte Antalya Spor o maçı. O zaman sen nereden alacaksın abi? Zaten kadroya giremez ki. Yani 51 kere ceza sahasına giriyorsun. İki maçta bir gol atamıyorsun. Attığın gol penaltı hocam. Evet. 51 olmuşsun yani. Penaltı da Adana Spor'dan aldılar ya kaleci. İrfan Can'ı çok acemice bir hareket yaptı. Yusuf'a yaptığı hareket sonucunda da penaltı oldu. Yoksa yani o penaltıyı da İrfan Can yapmasaydı gereksiz. Yeni aldıkları kaleci. Evet sarı kart gördü. Yani belki gol de üretemeyecekti. Ama Emre'nin dediği Malatya doğru. Tete gelir, şey gelirse. Umut zaten oynayamaz yani orada. Umut kulübeye. Şimdi çok acı bir haber aldım. Acı mı? Gerçekten moralim çok bozuldu. Yani az önce kimle konuşuyorduk biz? Ömer Faruk Beyaz'dan değil mi? Evet. Şimdi çok böyle kanına güvendiğim bir dostum, bir arkadaşım, yani haberlerine güvendiğim bir dostum Ömer Faruk Beyaz dedi, Schalke ile anlaştı dedi, onun için imza atmıyor dedi. Ben de acı haber deyince korktum ya. Ben de şey korktum ya. Ama şimdi bak, bak şimdi o kadar önemli bir oyuncuyu kaybediyorsun ki Evren. Evet. Şimdi bu adamı resmen kaybet, aynı Melih gibi olacak.
İkna edememişler demek ki. Uzaktan anlaşıldı. Seyredeceksin. Nasıl bu sene? Ondan dolayı oynatmıyorlar o zaman. Ya oynatmıyorlar. Ne bileyim. Bir, öyle bir şey mi var? İmza onun için atmıyormuş. Şalke'yle evet. Anlaştığı imza atmıyormuş. E sen geçen sene hiç oynattın mı ki çocuğu? Bir iki maçta falan böyle denedin birazcık. O da taraftarın gazıyla bağırdı çağırdı taraftar falan. E bir şimdi... de taraftarın önüne attın. Mağlup olduğun maçtan sonra 93 dakikada öne gelen çocuğu sadece Mixon'a gönderdin hatırla. Evet. Kim verdiyse o kararı. Mağlup olduğun maçtan sonra. Çocuk 90'da girdi çocuğu Mixon'a gönderdi hocam. Şey İlk maç, resmi maçı. Şey maçı mı da o? Derbi mi? Galatasaray maçı mı? Kaybettiğim maçı. Eğer Ömer Faruk Beyaz Şalke ile anlaştıysa kimse kusura bakmasın Fenerbahçe yönetiminin ayıbıdır bu. Bak yaptığınız işleri burada güzel güzel övüyoruz. Güzel güzel anlatıyoruz. Yaptığınız transferleri bu kadar sıkıntıya rağmen bir sürü transferler yaptınız. Hepsi için Fenerbahçe taraftarı hakikaten minnettar. Resmen şapkadan tavşan çıkartıyorsunuz. Ama Ömer Faruk gibi gerçekten gelecek vadeden bol sıfırlı rakamları ileride satabileceğim bir oyuncuyu. Bu kadar yetişmiş, bu kadar hazır bir oyuncuyu. Ya ben duyuyorum kardeşim, ben araştırıyorum Ömer Faruk durumunu ya. Fenerbahçe'de adam araştırmıyor mu ya Allah aşkına? Emre'ye yazar mı? Yazar mı Emre'ye? Emre'yi niye yazsın? Emre'yi mi oynatmıyor kardeşim adamı? Hayır abi, kadro plansımı Emre yazmıyor, yapmıyor mu? Hayır, abi ona geçen sene bu çocuğu sen... Uzatacak? Ya abi direktörsün. Onu diyorsun işte. Geçen sene sen bu adamı direktörsün, direkt adam, yani. Bu adam muhtemelen şuna baktı ya, bunlar beni oynatmayacaklar. Şimdi Sosa'yı da aldılar oraya zaten. Ben zaten bu kadroya girebileceğim artık ufak ufak. Bitiyor çünkü. Bu sene moral, motivasyon tamamen bitiyor. Hakikaten çok üzüldüm yani. Eğer bu haber doğruysa ki ben %100 doğru çok olduğunu acı, düşünüyorum. Çok acı, gerçekten acı bir haber. Uzaktan seyredersiniz. Oradan oraya transfer yapar. Şalke'den gider Premier Lig'e. Oradan gider La Liga'ya. Hocam yetiştirici, uzaktan böyle... yetiştirici bedeli alır değil mi Fenerbahçe? Alır. Alır da çok düzgün bir rakam alır. 300 alır, 200 alır. Ya şey burada var. Ömer Faruk değil de daha yazık. Çok menajerine bakmak gerekir. Bence yazık. Ömer Faruk'un kafasını hani... Babası mı? Yani bence daha çok yönlendiren babası. O. Yoksa Ömer Faruk'a kalsa bence Fenerbahçe'de oynamak yazık. İsterdi. Yazık çocuğa, Fenerbahçe'de oynayıp başarılı da olabilirdi. Sonra da gidebilirdi. Ya sonuçta oynamıyorum diye babasının böyle bir... Yani tabii ki herkes, her baba evladının oynamasını ister. Ama oynamıyorum diye işte Ömer Faruk ya baba gidelim falan buradan Fenerbahçe'den. Yani bu doğru bir karar değil yani. Az önce beyefendinin şiddetli itiraz ettiği noktada benim aklımı onay verir misiniz lütfen? Çünkü ne dedim? Uzat sözleşmeyi 5 yılda gönder bir dolu seçeneğim var. Yurt dışında, yurt dışında gönderme. Ya, yazıklar gönder, olsun ya. Vallahi gönder, üzüldüm ya. Fortuna Sittard ve şey işte. Westler'le o iki abi göndermesin oynasın takımında ya. Ne olacak ya? Zor olabilir. Bu zaten yaşında, bence oynatsa 35... oynayacağını düşünse kalır. Atar diyeyim zaten. Yani hedef sene. Diyeceksin ki ben seni oynatıyorum kardeşim. Ben sana oynatma şeyi veriyorum. Evren, veriyorlar oyunculara. Garantisi. Bu sene seni oynatma garantisi veriyorum. Sen bu takımda oynayacaksın. Başlıyorsun deyip oynatacaksın Evrencim, abi. %100, bir tane oyuncu. Attı 5 yıllık imzayı. Ocak'ta sat. %100 doğru söylüyorsun da. Gerçek söylemiyorsun. Çünkü Türkiye doğrularla gerçekler abi, arasındaki farktır. Niye gerçeği oynatacaksın? Doğruyu söylüyorsun, gerçek değil ama söyledin. Bu arada Melih'ten şey de alamadın. Yetişme parası da alamadın. Alanya aldı o parayı. Galatasaray'da Mustafa kapıyı kaptırdı. 300 bin euro mu aldılar 200, Mustafa? 225. Evet. Direkt rakam. Mustafa hocam. Da çok potansiyelli bir oyuncuydu. Takımlarımız bu oyunculara forma şansı veremiyorlar. Ya da çocuklar bu takımlarda gelecek bulamıyorlar. Mustafa da yani tam o da potansiyeli var ama Ömer Faruk Beyaz hepsine yetenekli. Çok bu doğru. Genç neslin en yetenekli evet. Oyuncusu. Kesin. Yazıklar. Ve hocam az önce Vallahi Gargara'ya yazık. Geldi. Gençler Birliği maçında girdi, oyunu değiştirdi çocuk. Fenerbahçe'nin Ankara'da oynadı ve kazandı. Şey berabere kaldı. Gençler maçında girdi, oyunu değiştirdi. Çok yetenekli oyuncu oldu, çok net belli. Ailesi tabii ki evladının iyi olmasını ister ama yani babası böyle oynamaya etmiyor diye doğru değil. Doğru değil yani. İnşallah yalanlarlar seni. Fenerbahçe yönetiminden açıklama bekliyorum. İnşallah yalandırma. Eğer kaçtıysa çok ağır konuşurum abi. Kimse kusura bakmasın. Ömer Faruk Beyaz elden kaçtıysa çok ağır konuşurum abi. Bakalım nasıl şekillenecek. Bu arada Antalya Spor'da bu COVID testleri meselesinde birazdan bir bağlantı olacak. O konuda farklı bilgiler de geliyor bana. Umarım gelen bilgiler doğrudur. Temennim o yönde çünkü ilk test kitinin arızalı olduğu yönünde ve bazı bilgiler de var bakalım. Detaylarını çünkü Antalya'dan öğreneyim. Aldığımız bilgiler şu. Doktorlar Mart ayından beri şunu anlatıyorlar. Bir test Allah muhafaza pozitif çıktıysa yanlış olma ihtimali yok. Negatif çıktıysa bu testin doğru olma ihtimali %60-70 civarında. Dolayısıyla tabii. Allah muhafaza birine pozitif testi konduğu anda o %100 doğrudur. O zaman buradaki sorun ne? Ya test kitinde bir problem var. Ya testin yapıldığı organizasyonda bir sorun var. Bilmediğim için fazla evet. Uzatmayalım ama yani testlerde sorun var. Yapım şeklinde sorun var belki.
Peki Beşiktaş'ın yarın beklediğimiz 11'ine bakalım. Yorumcularımız ne diyecekler? Fraport Antalya Spor karşısında. Bir taraftan Antalya'daki gelişmelere... Sergen Hoca yine yok. Evet, Sergen Hoca yine karşılaşmada olmayacak. Çok teşekkür ederim sevgili Emre Bol. Önemli detaylardan biriydi. Nasıl bir Beşiktaş bekliyoruz? Sahada ona bakalım. Yani PAOK maçı sonrası Trabzonspor deplasmanında... Ben son saniye bir haber verebilir miyim Antalya Spor'daki testlerle ilgili? Son saniye. Lütfen. Şimdi yazıştık. Ondan sonra bir futbolcu, bir personelde test pozitif çıkmış. Şimdi Antalya takımı yola çıkıyormuş. Testler tertemiz. Eyvallah, tamam o zaman. Şimdi teknik kadrodan Şakir Hoca ile hatta yazdım. Şakir Özkay'ın, Tamer Hoca'nın yardımcısı, o direkt yazdı. Yani onun için bir futbolcu, bir personel de var çıkan. O zaman maç oynanmasına engel pozitif bir durum değil. Evet. Şimdi bakacağımıza şimdi, iddia tartışıyoruz. Tamam, Mehmet, iddia açtığı Mehmet, anda. Şimdi yola çıkıyoruz hatta demiş. 40 pozitif çıktı dün akşam. Bu sabah testlerde özel bir hastanede demek ki orada yapılmış. Bir yanlış yapılmış. Evet, orada test bir yapımında yanlışlık olmuş. Evet, yani... orada ilk rakam 50 idi biliyorsunuz. Hayır, 40'mış yazdı. 40'mış. 40 pozitif çıkmış, doğru değil dedi. Şimdi en son yapılan testlerde bir futbolcu, bir personel de var. Çok sevindik. Yani, çok şükür. Bir acı, bir acı, bir tatlı haber aldık. Onlara da acı şifalar diliyoruz. Acı haber burası hocam. Bu arada şey, acı haber burası. Birisi yazmış da bana, Fenerbahçe yönetimi itiraz etme durumu varmış şeye, Şalke'ye. Çünkü 18 yaştan küçük olduğu için Ömer Faruk, imza geçersiz diyorlarmış. Böyle de bir durum var yani. Prensip anlaşmasına varmış belki. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Nasıl oluyor 18 yaşında? Kendini küçük bağlayan anla... Yani. Almanlar o konuda hata yapmaz. Kulüp muvaffakiyeti arıyor olabilirler mi hocam? Baba muvaffakiyeti varsa vermişsin. Kulüp zaten. Ebeveyn baba de kulüp muvaffakiyeti. Bir de şu anda Şalke normal şartlarda görüşemez ki. 2020-21 sezonunun sonuna kadar benim bildiğim kontrat devam ediyor. Şu anda Şalke görüşemez ama 18 yaşındaki sporcu ile ilgili başka bir şey varsa çok haddimi aşmak istemem. Ya da Fenerbahçe ile sözleşmesi, oyuncunun sözleşmesinde böyle bir madde var. Ama kulüpler bu konuda ceza alıyor biliyorsun. Alt yazıda mesela yazdı arkadaşlar, ondan sonra bir futbolcu, bir çalışan herhalde, bir personelde bir iki kişi de var. Bir futbolcu ve bir çalışan sadece Antalya, iki kişi de. İki kişi de var. Antalya Spor kafilesi de yola çıkmaya hazır. Maç oynanacak yani. Hazır. Evet, yani Antalya çıkacak. Bağlantımız birazdan gelecek. Tabii. Hocam, muhabir arkadaşımızdan oradaki detayları ya benim, alacağız. Benim yazıştım. Dedim direkt teknik kadroda yardımcı antrenörler. Ben de Şakir Hoca'yla. Detayı almıştım ama acaba muhabirimizde yeni bir bilgi var mı diye söylemiştim. Siz direkt içeriden aldınız o bilgiyi. Sağ olun. Rica ederim. Sadece iki kişi de pozitif. İlk rakamlar çok acayipti. Allah'a şükür öyle bir durum yok. Yine COVID olan futbolcu kardeşimize, antrenör arkadaşımıza, dostumuza da acil şifalar dileyelim. Onu da söyleyelim. O 11'e bir bakalım, Beşiktaş'ı nasıl bekliyoruz. Antalya Spor 11'ini de artık daha sağlıklı bir şekilde yapabileceğiz gibi görünüyor. Diğeri personel maç. Zaten. Bir futbolcu, bir personel Mustafa. Ha, teknik heyet değil, personel. Yok yok, personel. Evet. Bir futbolcu, bir personel. Peki hocam, bu kadroya ne dersiniz? Kalede Ersin, savunmada Vida, Wellington tandemi. Beklerde Ensakala ve Necip, Atiba, Dorukan, Boyd, Mensah, Hasic, Larin. Böyle bir Beşiktaş 11 hazırladı arkadaşlarımız. Evet. Ya eldeki kadroyla şimdi sağ bek yok, Necip oynayacak. Geçen hafta da özellikle Vakame'ye karşı çok iyi oynadı. Evet. Çok başarılıydı Necip. Bunu da söylemek gerekir. Tabii o diş sağ oyunu Vakame ile birebir oynadı. Şimdi Antalya Spor'la oynuyorsanız mutlaka iki kenar bek ile Ensakala ve Necip'in de hücuma da çıkması gerekir. Şimdi farklı bir oyun olacak. Bunu da söylemek gerekir. Şimdi geçen hafta oyuncuyu kontrol eden, tutan, fazla savunma yapan Necip, şimdi daha fazla öne hücuma çıkacak. Onu da söylemek gerekir. Şimdi ayrı oyunlar. Bir Trabzon deplasmanda, deplasman oyunu ayrıdır Beşiktaş için. Değil mi Evren? İç saha oyunu Antalya Spor'a farklıdır. İçeride hücuma gittiğinde Necip tabii ne yapacak? Yani o önemli. Genel kurguda da Atiba, Dorukan. Dorukan tabii sakatlık. Bana göre de geçen sene mesela pandemi sonrası 8 maçta hep kadroya aldı Sergen Hoca. Daha fazla da kullanabilirdi. Atiba ile iyi bir Dorukan, iyi bir partner olur. Biri 6, biri 8 numara evet. olarak. Önlerinde Mensah oynuyor. Ama ben bu takımın özellikle, yani eldeki kadroyla büyük olasılıkla böyle çıkacak zaten. Ama ben Adem Lağ için gibi özellikle oyunu yönlendirebilen
futbol kalitesi çok üst düzeyde bir oyuncu. Evet, belki Sergen Hoca ile zaman zaman bir sıkıntı mı yaşadı, bir şey, bir problem var. Sakatlığı da vardı ama Adem Laiç üzerine kurulması gerekir bu sezon Beşiktaş'ta. Özellikle rakip yarı alanda oynadığı evet. futbolu. Yani futbol aklı diyoruz ya, evet, çünkü Mensa farklı bir oyuncu. Adem Laiç topu direkt arkadaşlarına taşıyabilen bir oyuncu, hücum bölgesine. Mensa topu driplikle taşıyan hücum bölgesine bir oyuncu. İkisi çok farklı bir 10 numara. Yani bu anlamda Beşiktaş esasen bench kulübe dediğimiz orası da etkili bir, geçen hafta da bunu gördük. Yani 3-4 tane hamle yaptığınızda skoru değiştirecek oyuncular da var. Bu anlamda eldeki kadroyla transferler gelinceye kadar hem sağ bek hem santrafor Antalya Spor maçında oynayacak kadro bu. Ama evet. en son şunu söyleyeceğim Mustafa. Gökhan Töre bir an önce bu kadronun içine çizgilere monte edilmeli. Hem set ucum yerleşik savunma hem de açık alanı hızlı bir şekilde topu taşıyabilecek bir oyuncu. Onun özelliğinde diğer oyuncular ne Boyd, ne Enkudu, ne Lens, ne de Güven çizgide oynadığı zaman aynı efektifliği vermez. Antalya'ya gidelim. Yasin Anzerli muhabir arkadaşımız hazır. Yasin, yayınımıza hoş geldin. Detayları senden rica ediyoruz. Teşekkürler Mustafa Göksu. Bizler de Antalya'dan iyi yayınlar dileyelim. Tabii bugün Antalya Spor'da bir şok yaşandığını söyleyelim. Beşiktaş maçı öncesinde koronavirüs testi yapmıştı kulüp ve çok sayıda pozitif vakaya rastlanmıştı. Tabii o andan itibaren Beşiktaş maçı acaba ertelenecek mi, oynanacak mı sorusu gündeme geldi. Ama şu an itibariyle söyleyelim, aslında maçın oynanmasına engel bir durum yok. O test sonuçlarının negatife döndüğünü belirtebiliriz. Tabii resmi açıklama henüz tam anlamıyla gelmediğini belirtelim ama tabii ki şunu söyleyelim. Özellikle dün akşam saatlerinde ilk testler yapılmıştı. Özel bir şirketle anlaşmıştı Antalya Spor Kulübü. O ilk testlerin çok sayıda pozitif vakaya rastlandığı gündeme geldi. Ardından ise ikinci testler bugün sabah saatlerinde yapılmıştı. İkinci testlerde de aslında çok fazla pozitif vaka vardı. Ve bundan hemen sonra artık kulüp endişe içine düşmüştü. Ve o andan itibaren bir endişeli bir hava vardı kulüpte. İl Sağlık Müdürlüğü direkt olarak kulüple görüşmelere başladı ve yine Türkiye Futbol Federasyonu'yla da Antalya Spor Kulübü görüşmelere başlamıştı. Tabii hemen şunu söyleyelim. İkişer numune alındı. Öğleden sonra iki testten sonra ikişer numune de alındı. Üçüncü testler yapılacaktı. O ikişer numunenin birisi İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarına, biri de Isparta'ya Süleyman Demirel Üniversitesi'nin laboratuvarına gönderildiğini söyleyelim. Az önce de elimize şimdi resmi bir Antalya Spor cephesinden açıklama geldi. Hemen onu da paylaşalım. Fraportau Antalya Spor'umuzun yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi özel bir laboratuvara yapılan COVID-19 testlerinde bazı tutarsız sonuçlar elde edilmişti. Bilare Türkiye Futbol Federasyonu sağlık protokolü gereği Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptırılan resmi test sonuçlarına göre bir futbolcumuz ve bir personelimizde COVID-19 bulgusuna rastlanmış, gerekli izolasyonlar sağlanmış ve önlemler alınmıştır. Takımımız Beşiktaş maçı için planlandığı şekilde özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diye açıklama geldi. Yani bu da yarın saat 19'da Beşiktaş'la Fraportau Antalya Spor'un oynayacağı maçta herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadı ve yarın saat 19'da İstanbul'da Fraportau Antalya Spor Beşiktaş karşısına çıkacağını söyleyelim. An itibariyle futbolculardan da özellikle Antalya Spor camiasının içinden de biraz duyguları paylaşacak olursak, az önce görüşmeler yaptık ve onların da mutluluklarını buradan A Spor ekranlarından belirtelim. İlk başta onlarda da bir korku ve tedirginlik, endişe vardı. Ama şu an itibariyle Antalya Spor Kulübü'nde mutluluğun artık bu son test sonuçlarıyla artık o mutluluğa dönüştüğünü, endişenin söyleyebiliriz. Kulüp bugün işte söylediğimiz gibi az önce kendi açıklamalarında da, resmi açıklamalarında da özel bir uçakla bugün İstanbul'a hareket edecekler ve Beşiktaş karşısına da çıkacaklarını belirtelim. Yasin Anzerli, çok teşekkür ederim aktardığım bilgilerden dolayı. Hoca resmi isteği atlattı mı? Hoca resmi isteği atlattı. Resmi isteği atlattın hocam ya, nasıl oluyor ya? Hocam kimleri atlattı da işte yani. Değil mi hocam? Sağ olasın. Ömer Faruk Beyaz'la ilgili paylaştım. Arkadaşlar
Az önce Emre Bol'un verdiği acı haberle ilgili Türkiye'de bu işi, yani hepiniz tanıyorsunuz, isim vermeyeyim, izin almadım. En iyi bilen adama sordum. Kim olduğunu biliyor. Menajer mi? Kulüp sorumlusu ama bayağı. Yani anlatayım şimdi, isim vermedim. İsim vermeyeyim. Diyor ki ailesinin futbol dışı bir sebeple o ülkeye çalışmak için gittiğini FIFA'ya belgelemek lazım. O da kolay değil. FIFA %99'unu kabul etmiyor. Amatör oyuncu ise 18 yaş altında kulübün muvaffakatı lazım. 18 yaş üstü amatör oyuncuyu direkt yetiştirme bedeli ödeyerek alabilirler. Profesyonel oyuncu ise sözleşme durumuna bakmak lazım ama 18 yaş altı transfer çok 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 zor. Mustafa Kapı da galiba 18 yaşına girer girmez dile imza atmış. Evet. İşte o da onu bekliyor belki. Girmeyi bekliyor. Yani bir az önce söylediğim de arkadaşım yazdı şimdi. Profesyonel oyuncu sözleşmesi. Zaten sözleşmesi. Yani sene yani 2021'de bitiyor. Profesyonel oyuncu sözleşmesi 2021'de bitiyor. Kulüp izin vermeden zaten gidemez diyor. Bence şu anda görüşme bile çok etik değil. Değil canım tabii. Yani ailenin Schalke ile Manchester falan ceza aldı bu alt. Bayağı şey, Barcelona almadı mı hocam? Şimdi bir düşünün bakalım yani. Chelsea aldı ya. Barcelona iki dönem transfer yasa geldi. Chelsea de o şey Yugoslav oyuncudan aldı galiba. 18 yaş altı oyuncuları ayarttığı için. Sevgili Emre Bol'un verdiği acı haber üzerine biraz araştırma yaptık. Hepimizin tanıdığı bir arkadaşımız. Türkiye'de bu işi en iyi bilen adam. Ben uzak ara söyleyebilirim. %99 FIFA bile ailenin gidişini kabul etmiyor. O yüzden rahat olsunlar. Zaten bir etik dışı problem de var. 2021 yani. Bunu bir şey yapın ya. Bir araştırın, bir bakın yani. Gerçekten bu çocuğa belki zorla imzalattılar. Bir şeyler vererek imzalattılar. Eğer bunu Fenerbahçe şey yapabilirse, kanıtlayabilirse ceza alır Schalke. Mesela Başakşehir geçen sene bir arkadaşım yazdı. Nuri Emre Akşit diye bir oyuncu almış. FIFA izin vermemiş transfer. 17 yaş altı olduğu için. Türk pasaportlu annesi Türkiye'de olma olmasına rağmen FIFA izin vermemiş transfere geçen sene 17 yaşta olduğu için. Bu arada Ömer Faruk Beyaz da 29 Ağustos 2003 doğumlu. 17 henüz bitti. Evet. Tam 18 bitmedi. Bakalım detaylar nasıl şekillenecek? Umudumuz oyuncuların bizim takımlarımızda forma giymeleri ama çocuklar da nihayetinde burada forma şansı bulamayınca, o ilgiyi göremeyince takımlarımızdan... 18'den gün alması gerekmiyor mu? Ben doldurması biliyorum ama ben yanlış bir şey söylüyorum. Yani ben gelen bilgiler aktarıyorum. 18'den gün alması lazım. Tabii. 17 biter, 18'den gün alması abi. 17 bitti o zaman yani. Ömer Faruk Bey. Ben sana bir söyleyeyim. Sen 18 yaşına kadar sesini çıkartma demişlerdir. İşte 17 bitti, 18. Ama şu anda ikinci sorun devreye giriyor. 2021'de bitiyor. 2021'de bitiyor şu anda ama. Sen sözleşme çıkartma. Bak orada oynarsan oynarsan. Nitekim 29 Ağustos olduğuna göre de 10 gün önce dolmuşlar. 15 gün önce dolmuş. Ama yani nihayetinde benim anladığım kadarıyla hala ipler Fenerbahçe'nin elinde. Abi değil, 2021'e kadar profesyonel sözleşmesi var abi. Evet. 2021'e kadar sözleşmesi. 2021'de bitiyor. Tamam. Yani 2021'de 18 yaşında mı giriyor? Hayır hayır. 2021'de kontrat bitiyor. 18 yaşına girdi şu anda. Ama normal olarak Türkiye şartlarında 6 ay kalana kadar. Abi 6 ay kalana kadar kimseyle görüşemiyorsun ya. 6 ay sonra da kulübün izniyle görüşüyorsun ya. O yüzden zaten bir etik problem var. Mesela 18 yaşından bizim zamanımızda önce profesyonel imza atamıyorduk. Şimdi atıyorlar. Şimdi serbest mi? 15-16 profesyonel atıyorsun. Atıyor, yani şöyle bir durum var. Bizde kulüpten izin gerekiyor. Avrupa'da izin gerekmediği için onlar ocakta imza atamıyor. Şunda bizde öyle değildi mesela eskiden bizim zamanımızda. Bizim kulübümüz değil mi abi? İç transferde. Yani bu Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir transfer olsa o zaman Fenerbahçe'den izin gerekiyor. Ama yabancı bir ülke federasyonu UEFA'nın şartları gereği kulüple görüşmesine gerek yok. Az önce örneklerini verdik. Barcelona olsun, Chelsea olsun oralardan çok dayak yediler. Onlar usulsüzlükten ceza aldılar. Yani öyle bir detay var. Usulsüzlük var esasında yani. Adamın kafasını çarpmışlar çocuğun. Emre bunu haber yaptıktan sonra Fenerbahçe'nin ciddi bir şekilde bu konuda ne yapıyorsunuz kardeşim diye bir açıklama yaparak gerekirse aileyi de ne yapıyorsunuz demek lazım yani. Peki Beşiktaş-Antalya spor maçı. Kısa bir değerlendirme alalım. Kimi önde görüyorsunuz Evren Turan? Yani şimdi daha ligin başı. Trabzon'da Beşiktaş iyi bir görüntü verdi. Tamam Trabzon'da eksikleri vardı ama oyun anlamında, oyun disiplini anlamında Sergen Hoca'nın verdiği direktifleri takım çoğu yaptı görevi. Yani bu çok önemli bir şey. Oyuncuların bir teknik adamı dinleyip onu uygulaması, elinde kadro yapısıyla iyi de oynadılar, akıllı oynadılar. Ama iç sahada Tamer Hoca da iyi tanıyor Sergen Hoca'yı. Antalya, geçen sene Antalya yendi Beşiktaş'ı orada. Evet yendi. Yani, zaten o maçı kaybetmeseler belki şampiyonluk olabilirdi. Evet işte düşün. 2-1 yendiler. 2-1 yendiler. İstanbul'da. Yani Tamer Hoca da Sergen Hoca iyi biliyor ne oynatacağını. Yani burada aynı ekibinde de herhalde. Ekibinde de yıllarca beraberlerdi. Onun için de onun bir revanşı gibi düşünüyorum ben şimdi. Ama Beşiktaş moralli. Yani oyuncular da şimdi geldikçe ve performansları da her geçen gün artacak. Bence şu an Beşiktaş'ın her oyuncu her hafta hani maç ne kadar çok fazla olursa o kadar iyi onlar için. Çünkü o kamp dönemi çünkü kısa geçti hemen maça başladılar. Orada biraz sıkıntı yaşadılar. Yani Sergen Hoca da bunu söyledi. Evet. Bence Beşiktaş kazanacak diye düşünüyorum. Yani burada çünkü Antalya bu git geldi oldu filan oyuncular şimdi biraz böyle şey olmuşlardır. Hastane oraya git buraya gel bütün gün bir konsantrasyon kaybı olabilir.
Beşiktaş bunu iyi kullanabilir yani. Maça iyi başlayıp erken gollerle beraber maçı kopartabilir. Ama dediğim gibi hoca biraz önce söyledi. Necip'in olayı hani defansif anlamda iyi de. Şimdi iç sahada oynuyorsun. Tamam taraftarın da olmasa Antalya'ya karşı öyle oynayamazsın o kadar. Yani ister istemez zaman zaman öne çıkacaksın. Öyle oynayabiliyorsan zaten çok iyi. Yani sen eksiğini bilip. Sakala da öyle. Yani eksiğini bilip. O da set ucumunda çok becerili, daralan becerisi, slalom olan bir oyuncuydu. Bir de Antalya Spor geçen hafta 2-0 galip geldi. Oyun olarak da iyi oynadı. İyi oynuyor. Geçtiğimiz sezon bıraktığı şekilde Tamer Hoca iyi oturttu. Ekibi aynı şekilde çalışarak iyi oturttu. Dediğin gibi iyi bir takım var. Bu sene de bana göre yani ilk 6-7 arasında bitirebilir. Öyle keyifli, iyi bir performans verecek, iyi bir oyuncu grubu kesinlikle var Antalya Spor'da. Kolay maç olmaz yarın. Orta sahası iyi. Beşiktaş'ın orta sahası şu an çok iyi hocam. Bence yani Dorukhan biraz daha kendini geliştirirse. Doğru. Atiba, Mensah baktığında hem topu tutan oyuncu var, hem Adem topu taşıyan oyuncu var. Bench'te adam ne yaparsın girdiği zaman. Yaparsa yani oyunun skorunu değiştirebilir. Ama Mensah'tan mesela şimdi daha biraz daha şey bekliyorum her geçen gün. Oyunun ağırlığını koyması lazım. En azından o topu taşıma özelliğini kaleye doğru biraz daha yüklenip. Daha fazla sorumluluk alıp. Daha fazla sıfıra inip çünkü birebir de çok etkili. Takımının tabela yapması için çünkü bir kere. Çünkü önde yalnız kalıyor şimdi. Larin şimdi tam istediği santrafor değil. İyi oyuncu ama hani Beşiktaş'ın santrafor arıyor sonuçta. Orada çoğalma anlamında ikili oyun oynaması gerekir. Evet. Onu da diyorsun herhalde. Larin'le onu Larin'le beraber. Çok yani hocam, o profilde olmadığı için çok istenilen düzeyde yapamadılar. Trabzon maçında 3 gol atmalarına rağmen yapamadılar. Hocamla Evren şuna ne derler acaba? Dediklerinizin hepsi bu arada katılıyorum. Ve hoca dedi ya önde oynayacak Beşiktaş. Zaten öyle olmak zorunda. Peki arkaya gidebilecek bir Daver Olgül'e atılacak toplarda Antalya Spor eğer oynarsa bilmiyorum. O oyuncu Daver Olgül'de olabilir. O zaman Beşiktaş defansının önde hiç oynadığını görebildik mi? Mesela PAOK da gerideydi. İki maçını seyredelim. PAOK önde oynadı. 3 golü de direkt kontrol. PAOK da şöyle yani Beşiktaş bir şekilde durmak zorundaydı. Rakip deplasmandaydı. Önde yakalandı. Doğru söylüyorsunuz. Acaba Beşiktaş önde oynamak zorunda olduğu bir karşılaşmada arkaya Dever Orgil'i kaçıracak bir defansif organizasyonu nasıl düzenleyecek? Yani orada kritik zaten Antalya'nın iki kenarı da çok hızlı. Ayrıca Doğukan yani var. Bünyamin gol attı şeydi. Moralli. Ya dediğin gibi yani şimdi Orgil üzerinden okuyorum da hocam biraz. Hayır deplasmanda daha bir derinlemesine bir savunma yaptı geçen hafta Beşiktaş. Daha kalesine yakın deplasman oyunda gayet doğal. Daha açık alana hücum etmek istedi. PAOK'ta ise önde yakalandı. Tabii önde yakalandı. 3 golde de. Özellikle Lens'te Vida'nın kanadını çok iyi kullanmıştı PAOK hücumcuları. Şimdi Antalya Spor veya diğer takımlara karşı oynadığı zaman Beşiktaş veya büyük takımlar ne yapıyor? Alan boşaltıyor. Orta sahaya kadar gidiyor. O zaman yapılacak savunma çeşidi farklıdır. Yani kaleciyle İşte Ersin'le, Vida'yla, Wellington'un kuracağı savunma en aşağı 40-50 metre yeri geldiğinde çıkacak ön alanda. Tamer hocasın, Necip yani Vida'nın arasına Orgil'i atar mısın? Tabii farklı savunma. Onun için Vida'yla özellikle Wellington'un yani yeri geldiğinde Necip'in en sakal ama özellikle iki tane stoperin çok iyi pozisyon alması gerekir. Önde baskı olmadığı zaman çünkü Antalya Spor'un geçen sene attığı gollerin genelde 4'te 3'ü direkt hücumu çok iyi yapan bir takım. Direkt oynayan. İstanbul'da yani savunma öyle. Arkasına İstanbul'da çok öyle. Doğru koşu yapan oyuncuları var ve de direkt o hücum geçişine çok i̇şte. Doğru yapıyor. Beşiktaş buna dikkat etmesi aynı. Gerekir. Geçen hafta yaptığı gibi savunma değil. Derinlemesine, daha kalesine yakın değil. Daha kalesine uzak bir savunma yapacak. Hocam şeyi söyleyeyim. Sorum tekrarlıyorum hocam. Antalya Spor'un Hakan Özbert müthiş oynuyor. Geçen sene de bak 35-36 helal tabii, olsun. 85 doğumlu. Evet doğru yani 35 yaşında oyuncu. Ya gerçekten 87, liderlik yapıyor. Podolski 80. Geçen hafta ikinci çok ikinci golünü attı. Çok güzel bir gol attı. Çok güzel attı. Hakan Özbert takım arkadaşımı tebrik ediyorum. Asla, Sakarya'dan beraber. Asla haddim Sakarya'dır zaten Hakan evet, Özbert. Sakarya Spor'da birlikte beraber. Asla haddimi aşmak istemem fakat Tamer Hoca'nın yerinde olsam Necip Vida arasına Orgil'i atarım. Geçen hafta oynatmadı onu biliyorsun değil mi? Kimi? Geçen hafta sonradan hamle yaptı Orgil. Mı? İlk 11 miydi? Evet. İlk 11'de oynamadı. Oynamadı. Sonradan girdi. Öyle biliyorum. Atar mısın diye ben aklımdan evet, geçtim. Evet, özellikle deplasman oyunları için tabii ki açık alanda etkili Orgil. Emre Bol gollü bir maç mı bekliyorsun? Vallahi geçen hafta izlediğimiz Beşiktaş hani süper bir oyun oynamadı. Ama baktığın zaman disiplinli bir Beşiktaş vardı sahada. Evet. Ne yaptığını bilen Beşiktaş vardı sahada. Şeyi onun için sordum sana, bir Beşiktaş muhabbize bağlansak bu Josef'in kağıtları gelmedi falan diye bazı haberler yapıldı ya bugün. Mesela Josef'i ne zaman takıma monte edebilecek? Herhalde onun bir 2-3 haftası var. Belgelerin henüz ulaşmadığı söyleniyor bir taraftan. Antrenmana çıkıyor abi. Evet. Fotoğraf veriyorlar falan anlamadım ki. Onu bir Sercan'a soralım. Berkay.
Josef de Souza'nın durumu nedir? Bu maçta yani olmayacak Josef ama. Josef geldikten sonra Beşiktaş'ın orta sahası baktığımız bütün büyük takımların içerisinde en iyi orta saha almış olacak. Evet. Yani orada Mensah, Atiba, Josef olunca. Ama sorun sanki merkezde değil de santrafor mevkisinde, stoperde, bekte. Santrafor'da tek problemi olmayan takım Galatasaray şu anda. Yani Jack değil mi Falco? İkisi de var. Salladınız Jack değil mi Falco şu an? Ben hiç sallamadım vallahi. Ben her zaman iyi konuştum. Ben Jack'le ilgili hep olumlu konuştum. Hatta haksızlık yapıldı dedim adama yani. İkisi de ikişer çakıyorlar. Başladılar abi. İşte Fenerbahçe'de sıkıntı var. Şeyde de Beşiktaş'ta da sıkıntı var. Gerçi Sergen Hoca ne zaman konuşsak Larin'i çok beğeniyormuş abi. Evet. Öyle diyorlar. Öyle söylüyor yani. Abi Larin kötü oyuncu değil. Yeterli mi değil mi yani? Gelişimini yani gösteremedi. Beşiktaş'ın forveti mi? Beşiktaş'ın santraforu mu? Bence. O tartışılır yani. Birazcık. Geçen evet. Sene de fena direkt formayı veremezsin belki ama kadroda olmalı. Bayılı anlatıyor yani. Şöyle çocuk abi rakibinde Falcao olacak ne varken Larin'de evet. Şampiyonluk yarışı nasıl olacak onu bilemedim. O değil. Çok iyi bir oyuncu olur da olur. Hani Larin dersin ve yani çok bilinmeyen bir oyuncu olur da Larin Beşiktaş'ı sırtlayacak, şampiyonluğa götürecek bir oyuncu değil ki. Değil mi? Yani yok performans oyuncusu. Oraları performans oyuncusu. Yani santrafor arkası aynı şekilde kaleci. Bunlar hep performans. Özellikle futbol serisi. Tamam bu ara sahaya gidilemiyor. Herkes televizyondan seyrediyor. Şimdi performans oyuncuları için televizyon başında herkes. Top onların ayağına gelmesini ister. Hücum oyuncuları ve arkada 10 numara. İşte Alex, Hacılar işte ondan farklıdır. Sergenler. Öndeki santrafor işte Falco veya işte sayarsın böyle birçok oyuncuyu sayarsın. Sırf bunlar için oyunu seyredersin. Tabii. Özel seyircileri vardır. Yani kaliteleri, yetenekleri, becerileri farklıdır. Onun için... tabii ki Falco aynı şekilde de Jack'la önemli bir oyuncu. Bir de Beşiktaş'la ilgili orta sahası doğru 6 tane oyuncu var. 2 tane yani bir üçlü çıkar Josef'te olduğum. Josef, Atiba önünde Mensah, Adem Laiç, Oğuzhan, Dorukhan. Ve büyük oyuncular. Yani altısı şu 6 tane oyuncu var yani evet. Düşünebiliyor musun? Evet. Çok altısı da mesela ayrı ayrı özellikleri olan kaliteli oyuncular. Oynar. Tabii yani o rotasyonda şimdi... rahat. Sezon içinde kullanırsın. Özel izin alınacak dendi Soğuzlu'ya ama niye ama özel izin alınıyor onu anlamadım. Larin'le bu orta sahayı kullanamazsın. Larin belki senin üçüncü santrafordur. Beşiktaş takımının ikinci santraforu da Larin değildir. Bak ikinci santraforu bile değildir. Hocam iki yıl üst üste Beşiktaş şampiyon olurken Mario Gomez'de Cenk Tosun vardı orada onu hatırlatalım. Şey Mustafa peki, bir cümle edelim. En son, kim gitti? Burak Yılmaz gitti. Tabii. Giden Burak Yılmaz. Tabii. Lille gitti. Düşün Larin'e başlıyorsun. Öncesi Wagner, Lavlar, Negredo'lar değil mi? Tutmamış adamlar bile. Abubakar giriyordu, Cenk çıkıyordu. Oluyorsun. Mustafa dediğin gibi Abubakar ile Cenk girip, yani girip çıkan oyuncular bunlardı. Başakşehir'de keza bak öyle onlar da Dembaba falan uçtular. Alacaklar. Charlotte bakıyorsun yani üst tarafa oynayan takımlara bak hep bir şekilde golcüleri çok iyi abi götürüyor tamam. Takımı. Bu Charlotte meselesinde bugün Başkan Ağaoğlu'nun açıklamaları vardı. İsterseniz onu eklemek istiyorsanız. 30 saniye bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Beşiktaşlılar... Kafasında Josef de Souza ile ilgili soru işareti olanlar Aykut Hoca'nın senesinde deplasmanda kazanılan Başakşehir maçını bir izlesinler. Hani var ya hocam algı o kadar kötü bir şey ki çağımızın en büyük stresi ve en büyük problemi. Evet. Josef de Souza, Mehmet Topal'ın ne kadar büyük iki tane altı ve aynı maçta iki tane sekiz olduklarını ya döve döve yendi Aykut Hoca'nın takımı. Abdullah Hoca'nın takımını döve döve yendi. Benzerine yine Başakşehir Fenerbahçe bu sene yaptı. O maçı Beşiktaşlı taraftarlar, Josef de Souza'yla ilgili kafasında küçük bir soru işareti olanlar. Şöyle bir soru olabilir. Ha, şöyle Mehmet bir soru Topal, Josef de Souza'nın ne kadar büyük iki oyuncu olduklarını Fenerbahçe, Başakşehir 2-0 yendi Aykut Hoca'nın son senesindeki maçı bir izlesinler. Güzel kardeşim hangi durumda onu bilmiyoruz yani. Ya, tamam abi bazı ben oyuncu, normal Josef'ten bahsediyorum. Bugünkü Josef'ten bahsediyorum. O maç çıkıyoruz. 2-0 değil 8-0 biterdi. Ben maçı yorumlamıştım. Başakşehir stadında sen de sahadaydın. Sahadaydık beraber. Yani 8-0 biterdi maç. Fenerbahçe'nin bir büyük takımı yani Başakşehir o zaman da büyüktü. Nefis dövdü yani. Yalnız Fenerbahçe yani, evet. Bu kadar çağdaş ön alan baskısı yapar mı? O gün hatırlıyorsun değil mi? İki pas yaptırmadı. Elif'in müthiş ön alan baskısı çıkamadı. İki pas yapamadı. Doğru. Şunu ekleyeyim ardından Ağoğlu Başkan'ı izleyelim. Bir hafta öncesinde Başakşehir Konya deplasmanındaydı. Mehmet Özdilekli Konya Spor Başakşehir'e zar zor, müthiş bir oyun oynamıştı. 1-0 değil mi? Evet müthiş bir oyun oynamışlardı. Zar zor 1-0 aynı yapmıştı. Oyunu Aykut Hoca Fenerbahçe'yle yine Başakşehir oynadı. O maçı kazanmıştı. Ahmet Ağoğlu başkan neler söyledi? Charlotte'la ilgili durumu nedir? Mikrofonlarımızda konuştu bugün. İzleyelim. Charlotte'la alakalı olarak da yapılan bir takım eleştiriler var. İşte bonservisi zamanında alınsaydı. O anlaşma şu şekildeydi. 2020-21 sezonunda oyuncu maçların %50'sinden fazlasını oynarsa 6 milyon euro karşılığında Trabzonspor kulübüne
Trabzonspor opsiyonu kullandığı takdirde transferi gerçekleşebilir. Eşi benzeri olmayan bir anlaşma çerçevesinde oyuncu Leipzig kulübüne transfer olacak. Netice itibariyle Trabzonspor kulübüne 375 bin euroya mal olmuş kiralık. Bir sene sonra 11-12 milyon euro gibi bir gelir bırakarak, bir sonraki transferinden de pay bırakarak giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Eğer bunun eşi ve benzerine, Türk futbol tarihinde eşi ve benzeri olan bir uygulama varsa ki ben bilmiyorum. Ama bu konuda da Trabzonspor bu şeyi gerçekleştirdiği takdirde 375 bin euro verip kiralayarak bir sene sonra 11-12 milyon euro karla beraber sattığı ilk futbolcu olacak. Var ya şey Mustafa. Evet. Elif yok mu eşi benzeri? Elif Elmas. 180 bin euroya mı alındı Elif? Tabii tabii. O civarda 200 bin euro değildi. Ha. Ama şu durum var. Yani Trabzonspor taraftarlar şunu merak ediyorlar. Kiralık olarak dedi belki. Söylet'in durumu ne olacak? Sayın Başkan Ağol da diyor ki ya biz bu işten 11-12 milyon euro kazanacağız. Bu sezon işte sözleşmesi çok detaylı. Çok farklı detaylar var. Hem oyuncu sözleşmesi. Bunu hiç doğru anlattılar mı peki sence? Bence ilk kez doğru. Yani daha doğrusu ilk kez bu kadar açık öğreniyoruz ama. Ha, herkes burada ne diyordu? 6 milyon verecek, alacak, işi bitirecek Trabzonspor. Öyle değilmiş. Herkes öyle değilmiş. Efendim 2 Aralık 2019 günü ben 2 sene sonra vereceğim 6 milyon euroyu neden şimdi vereyim dedi Trabzonspor Başkanı. Tabii. Ve ben o gün Trabzonspor Başkanı'nı alkışladım. Helal olsun ya. Adam 2 sene sonra vereceği parayı niye bugün versin? Çok doğru yapıyor Sayın Başkan dedim. 2 Aralık 2019. 16 Eylül ve bugün 18 Eylül 2020 günü biz bu anlaşmanın detaylarını öğreniyoruz. Ben Ahmet Ağaoğlu'nun o anlaşmanın detaylarını bilmeyecek kadar futboldan ve anlaşmadan uzak bir adam olduğunu düşünmüyorum. Olayı rahmetli Süleyman Demirel'in lafıyla bitireyim. Meşguliyetle tedavi etmiş o dönem Trabzonspor'u ve kamuoyuna gerçek ve doğru bilgileri sunmaktan geri durmuş. Ama o oyuncunun da işte o zaman böyle böyle olacağını kimse tahmin etmiyordu. Nereden çıktı bu oyuncu? Okumadım sözleşmeyi. Ahmet Ağaoğlu'nun sözleşmeyi yani okumaması söz konusu bile değil. Değil. Onu biliyorlarmış. Demek ki tabii kamuoyunu çok meşguliyetle tedavi yapınca etti. Kopunca Norveç milli takımı Trabzon. Ve o gün eğer bu detayları bilsek o gün de hak vermez. Fakat o gün ben hak verdim abi. Adam haklı. 2 sene sonra vereceği parayı niye şimdi versin dedim. Ama 2 sene ama sonra abi, yine ne olursa arasında olsun müthiş para öyle demeyin şimdi. Yani hayatım 11 ticarette sorun yok. Ben kamuoyu bilgilendirmesine sorun var. Kiralamışsın, kiralık adamdan dünya para kazanıyorsun. Kamuoyu bilgilendirmesine sorun var. Satın almıyorsun bak, aradaki fark o. Bonservis ödenmeden 11-12 milyon. Yapılan iş baktığında büyük başarı. Müthiş başarı. Yani daha da fazla olur muydu? Olur muymuş? Olabilirmiş. Belki ama eğer alsaymışlar olurmuş. Anlaşma yani. Ama o zaman o anlaşmayı herkes yapmazdı işte. Yani oyuncuyla belki böyle iş. Başkan biliyor muymuş? Tabii ki canım biliyormuş onu. O zaman kamuoyunu meşguliyetle tedavi etmiş. Yani Leipzig'te Nagelsmann'ın açıklamasıyla birlikte bu transferin olacağına emin olduk. Oralarda teknik adam açıklıyorsa. Haaland bile. Haaland bile hatta. Ardından Leipzig'e niye gitmek istiyor? Tottenham'a gitmek istemiyor. Orada tabii İngiltere'de olmaz. İngiltere'de Şampiyonlar Ligi var ya. Hayır, var. İngiltere'de olmaz. Hayır, Şampiyonlar Ligi var tabii. Şimdi Tottenham sonuçta UEFA Kupası'na. Ama orada Keane'in arkasında bekleyebilir. Şimdi tabii. Leipzig'te Timo Werner Chelsea'ye gitti. Evet. Direkt Nagelsmann'ın söylediği seni birinci santrafor olarak oynatacağım. Zaten o da onun için yani bir ara Tottenham işi vardı ya. Tottenham hadi o çizgide bu içeride oynayacak santrafor olarak da Sörloth. Mesela orada Keane 7 olacak Evren. Öbür türlü yani direkt gittiğinde Leipzig'te ilk 11 oynayacak. Timo Werner gitmiş Chelsea'ye. Bence Alman Ligi onun. Yani onun için onun da düşüncesi zaten Leipzig'e gitmekmiş. Doğru tabii, tercih. Tabii. Tabii yani Leipzig yapılanması tabii. Nereden nereye geldi mutlaka oyuncunun menajeri, oyuncu da zaten takip ediyordur. Peki madem hayırlı bu kadar olur. Her şey biliniyordu niye noter falan getirdiler şeye? Antrenmanlara şuraya buraya. O hukuki bir panik mi oldu acaba? Hukuki tespiti yapmak zorunda abi. Ya, panik oldu bence. Gelmiyorsa hukuk tespiti yapacak ya, cebine adam kağıdı koyacak yani. Leipzig masadan kalkınca o an ciddi problem olacaktı. Leipzig'in bugün ulaştığı rakam benim anladığım ve bilgi 24 falan değil mi? 24 milyon Euro civarı. 20-25 evet aynen. Crystal Palace'la Trabzonspor %50 anlaşıyorlar ama Leipzig masadan kalksa da olacak. Oyuncu bir yıl daha Trabzonspor'da. Nitekim Tottenham devredeydi. Tottenham kalktı masadan. Hemen. Orada da Mourinho hocanın açıklamaları vardı ama Tottenham'ın çok yönü orada değil. Tottenham'ı çok da Sörloth'un istediğini söyleyemeyiz. Evet. Az önce söylediğimden bunun dolayı. Leipzig'e gidip oturdular. Leipzig'e gidip Leipzig'de oynamak istiyor. Yani direkt orada boşalan Werner'in yerine ilk 11 oynamak istiyor. Yani öbür türlü Tottenham'a gidip oynamayacak, etmeyecek en iyi zamanında tekrar gerilemek değil, öne daha fazla. İngiltere yani benim anladığım Leipzig'ten daha fazla hedefleri de var. Yani
daha iyi kulüpler Avrupa'da gitmek istiyor. Daha çok 25... süre alırsa bir de milli takım başta Avrupa Şampiyonası'na gidiyor mu Norveç? Katılabildi mi? Onu tam şey yapsam çünkü Haaland'la beraber orada iyi ikili oldular yani. Geçen maçta da çok iyi oynadı. Haaland'la ikisi. Hafızam beni yanlış yönlendirmiyorsa Ocak ayında Roy Hudson'ın bir açıklaması vardı. Sörlot geldi burada uçuyordu. Çok da takdir hak eden bir oyun oynuyordu. Ya Türkiye'de 11-12 gol attı da burası başka bir dünya diyordu. E doğru söylüyor. Yani orada da sanki İngiltere Premier Ligi'nin genine uymayabileceğini Kurt Hoca'dan sanki anladık. Doğru ama burada yani şimdi kimsenin böyle yaptığı performansı daha aşağı çekmek için söylemiyoruz ama geldi işte Wagner'la yani futbolu neredeyse bırakmış. Gol kralı Eto öyle. Siz işte Gomez, Mario Gomez. Bırakmıştı resmen ya. Bıraktı yani. Düşünebiliyor musun? Fiorentina 7 milyon eurodan çıksın diye hem sakat diye direkt verdi Beşiktaş'a. Beşiktaş'a verdi. Düşün o da gol kralı oldu. Bu Cenk'in yani ülkedeki düşün savunma oyunlarını. Cenk'in durumu ne acaba? Yalnız Mario Gomez transferinde Beşiktaş'ı zarara uğrattılar. Ben Beşiktaş yönetimi acaba o konuya ne zaman eğilecek onu da merakla bekliyorum. Mario Gomez'in Almanya'ya geri dönme transferinde işler biraz karışık. Norveç Macaristan'la playoff oynayacak. Playoff kesin de Macarlarla soru işareti diye bir mesaj geldi. Bak işte yani tabii, o playoff'u geçerler. Oradan geçerlerse Avrupa Şampiyonası oynayacaklar. Bir de Leipzig'te yani... 25 yaş ortalaması bir takım Leipzig. 24 küsurlarda. Yani genç, dinamik bir takım. Orada bir de Sörlot. Yani ondan orayı tercih etmek istiyor. Doğrulayan bir mesaj geldi. Ertan attı. Ertan Sütlü. 22 artı 2 milyon euro bonus. 24'e geliyor. Evet. 5 yıl sözleşme. 70 milyon euro serbest kalma bedeli. Senin dediğin doğruluyor. 3.1 milyon euro maaş. İşte bu sene oynarsa iyi maç. Şampiyonaya giderlerse bir de orada şeye patlatırsa. Diyor ki ben 150'ye çakarım diyor yukarı. Haaland gibi 150'ye çakarım diyor yani. Tabii. Hep öyle oldu Leipzig zaten. İşin tamamıyla orasında. Ama o satıştan da bir pay konuşuldu. Nedir ne değildir. Yani Crystal Palace ve Trabzonspor'un orada bir ikinci durumda. Var %10 Trabzon, %10 Palace. Yani satış sonrası kardan onu da yazmış Ertan. O da var yani. O detayı da söyleyelim. Haaland'a zaten onların kardeş takımı Avusturya'dan geldi. Direkt Dortmund'a. Evet. Bu arada, o zaman kötü transfer değil bu iş. Yani. Kaç tane haber transfer verildi bu akşam ya Mustafa? Söylet meselesinde bence bu. Crystal Palace Trabzonspor'dan daha zararlı. Onu söyleyelim. En azından onlar... Kendileri oynatsa babında mı söylüyorsun? Evet. Ama hocaların açıklaması var ya. Burada şu olmazdı diyor. Sayet veremedik diyor. Burada da olmazdı. Ama Trabzonspor açısından da bonservis bedeli ödemediği bir futbolcudan, Eren Turan'ın söylediği gibi 12 milyon euro. Kiralık aldığın oyuncudan bu kadar para alıyorsun. Bu bence... Hakikaten eşi benzeri olmayan bir transfer. Kesinlikle. Doğru söylüyor başkan. Ben de aynı kanaatim. Hamdi Aslan da mesaj atmış. Selam olsun buradan. Sörlot'ta 3,5 milyon euro kazanacak yılda. 3,1 geldi bana. Tabii 3,5 alacakmış Hamdi Hoca. Bir de 20 artı 4 diyor anlaşılan. Yani 22 artı 2. Uçuyor. Yani 24. Herkes 24, 24 lafında. Ben de 25 işte, biliyorum ya. 20 artı 5 gibi. Rakamlar o seviyelerde. Peki artık programımızın son saniyelerini yaşıyoruz. Mehmet Ayhan çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizinle yayın yapmak her zaman müthiş keyif. Şurada şu kitabı da bir göstermek istiyorum arkadaşlara. Şener Serzik, Şener abimiz göndermiş. Eksik olmasın. Olmaz olmaz demeyin, olmaz olmaz. İmzalamış kendisi de. Kitabı. Herkese tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Türk futbolunun uluslararası platformdaki en meşhur ismi. Efsanesi. Onu söyleyelim. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan teşekkür dolayı. Teşekkür ederiz. Reha Hocam çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür katkılarınızdan ederiz. Dolayı. Ceketiniz harika olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Reha Kapsal ve Evren Turan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizinle yayın yapmak da müthiş bir keyifti. Evet. Pazartesi tekrar bir arada olacağız. Bakalım İnşallah. Süper Lig'de ilk maç Yeni Malatyaspor Göztepe 1-1 berabere kaldı. Ve kalan maçlarda da tüm takımlara şimdiden başarılar dileriz. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu geceler diliyorum.